Sayın Oda Başkanım, Sayın TÜRMOP Genel Saymanım, değerli konuklarımız ve konuşmacılarımız, çok değerli meslektaşlarım, 2018 yılı kurum kazançlarının vergilendirilmesi ve özellik arz eden durumlar konulu seminerimize hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Nisan, otizm farkındalık günü. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Nisan ayı otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada otizm farkındalık ayı, 2 Nisan ise otizm farkındalık günü olarak ilan edilmiştir. Amacı, otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve var olan farkındalıklarını artırmaktır. Daha yaşanabilir bir dünya için özellikle otizmli çocuklara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Otizmli kişilerin özgüvenlerini arttırarak güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması konusunda özen göstermeliyiz. Bugünün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını diliyor ve temenni ediyorum. Değerli meslektaşlarım, ben Dünya Otizm Günü'nü kutlamıyorum. Fakat ailesinde otizmli çocuk yetiştiren anne babaları kutluyor ve yürekten alkışlıyorum. Şimdi seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli TÜRMOP Genel Saymanım, kurul üyesi arkadaşlarım, çok değerli konuklar, çok değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına Cevahir Otel'de bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Görünen o ki Cevahir'de önümüzdeki ay seçimlerimiz var. Bir farklı düşüncemiz olmazsa son eğitimimizi yapıyoruz. Bir dönemi daha geride bırakıyoruz. Çok değerli konuşmacılarımız oldu. Bir yıl boyunca onlara çok teşekkür ediyorum. Odamızın kurul üyeleri sürekli aramızda oldular. Bugün de başkan yardımcımız Sayın Erol Demirel, oda saymanımız Cemile Kuzu, yönetim kurulu üyelerimiz Ali Haydar Tunç, Gülgün Öztürk aramızda. Diğer kurul üyelerimiz, temsilcilerimiz, eğitmenlerimiz burada oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum bir dönemin sonunda. Zaman zaman büyük mükellefler, zaman zaman İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız, şu anda Gelir İdaresi Başkanımız Bekir Bayraktar aramızda oldu. Büyük mükellefler denetim grup başkanı Eren Yeşilyurt aramızda oldu. SSK İl Müdürümüz Murat Bey aramızda oldu. Kamunun çeşitli kesimlerinden konuklarımız oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm sizlere. Sizler her zaman bu salonları doldurdunuz. Hem bilgiye sahip çıktınız, hem mesleğe sahip çıktınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra klasik cevahir eğitimlerimiz yine sizlerin katılımlarıyla devam edecek. Bugüne kadarki katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün eğitimin dışında dışarıda Mali Müşavirler Birliği Derneği Zeytinburnu Şubemizin bir Ebruli sanatıyla ilgili bir deski var dışarıda, standı var. Buradaki satılan eserlerin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak. Verilen arada çıkarken ilgi duyar, katkıda bulunursanız
Sizlere çok müteşekkir kalırız. Emeği geçen dernek üyelerine de buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii Mart seçimlerini bitirdik. Önümüzde oda seçimlerimiz var. Son günlerde bir taraftan geçim derdimiz var, bir taraftan seçim derdimiz var. Pazar günü yapılan, 31 Mart'ta yapılan seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun. Seçim sonuçlarımız ülkemizin sorunlarının çözümüne umarım katkı sunar, faydalı olur. Tüm seçilenleri kutluyorum. Ama özellikle İstanbul özelinde iki arkadaşımı kutlamak istiyorum. Birincisi Şişli ilçesinde odamızın uzun yıllar başkan yardımcılığını yapan Muammer Keskin arkadaşımız, meslektaşımız, belediye başkanı oldu. Onu başarısından dolayı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İkincisi Pendik ilçemizde yine meslektaşımız Ahmet Cin arkadaşımız belediye başkanı oldu. Onu da başarısından dolayı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Genellikle eğitim çalışmalarımızı ikiye ayırıyoruz. Bir tarafta farkındalık eğitimlerimiz var. Diğer tarafta güncel eğitimlerimiz var. Güncel eğitimlerimiz ağırlıklı olarak vergiden SSK ile ilgili güncel uygulamaları kapsıyor. Diğer tarafta odamızda ve çeşitli ilçelerde farkındalık eğitimleri oluyor. Bir gün oluyor Ar-Ge muhasebesi yapıyoruz. Bir gün çifte vergilendirme yapıyoruz. Başka bir gün döviz işlemleriyle ilgili Basel kriterleriyle ilgili eğitim yapıyoruz. Başka bir gün bakıyorsunuz başka bir komitemiz e-ticaretin vergilendirmesini yapıyor. Bunlar mesleğin geleceğine yönelik çok önemli konular. Odamızın web sitesini takip edip bu eğitimlere katılırsanız hem katkı sunarsınız hem de çok değerli anlatılan konulardan faydalanmış oluruz. Kamunun önümüze koyduğu uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimlerimiz de devam ediyor. Bilirkişilik eğitimlerimizde rezervasyonlarımız açık, talep geldikçe eğitimlere devam ediyoruz. Görünen o ki Adalet Bakanlığı bu süreci açık tutuyor. Yeni müracaatları da alacak. Yeni müracaatları belki yıl sonunda alacak. Sizlerden talep geldiği için söylüyorum. Adalet Bakanlığı'yla da sık sık görüşüyoruz. Adalet Bakanlığı'nın bu yıl görünen aldığımız bilgi uzlaştırıcılıkla ilgili eğitim açma ve müracaat alma niyeti yok. Biz anlaşmalarımızı yaptık. Hocalarımız hazır, salonlarımız hazır. Şayet açılırsa bu eğitimleri de açmayı düşünüyoruz ama şu anda açılacak gibi görünmüyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü sizlerden talep geliyor ne zaman açılacak diye. Diğer bir konu Konkordato komiserliği. Bununla ilgili de üst birliğimiz TÜRMOP yetki aldı. Fakat bir yönetmelik çıkması bekleniyor. Bu yönetmelik çıkmadan eğitimlerin başlaması söz konusu değil. Hazırlıklarımızı yaptık. Bu eğitimlerin de açılmasını bekliyoruz. Yine zorunlu eğitimle ilgili de TÜRBOM'umuz, üst birliğimiz çalışmalarına devam ediyor. Onu da program sonuçlandığında sizlerin bilgilerine açacağız. Bilginiz olsun. Diğer bir konu şu. Uzun süredir sıkıntımız vardı. Beyanname süreleriyle ilgili yıllardır da talebimizdi. Şöyle söyleyeyim, beyanname süreleri erkene alındığı tarihten itibaren 10 tane sayın bakan geldiyse, 10 tane müsteşar geldiyse, 10 tane gelir idaresi başkanı geldiyse TÜRMOP vasıtasıyla beyanname sürelerinin eski tarihlere çekilmesini önlerine koyduk. Bugüne kadar sonuç alamamıştık. Bu dönem sonuç aldık. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere Gelir İdaresi Başkanı'na ve bu talebi yıllardır ileten, bu görüşmeleri yapan TÜRMOP yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu arada özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bu
beyanname sürelerinin uzatılmasında Bakan Yardımcımız Sayın Osman Dinçbaş'ın çok büyük gayreti olmuştur. Osman Dinçbaş odamızın üyesi olup zaman zaman İstanbul'daki döneminde oda çalışmalarına katkı veren bir arkadaşımızdır. Özel bir gayreti olmuştur. Ben kendisine özellikle kürsüden çok teşekkür etmek istiyorum. Kurum olmak tabii ki zor. Biz bir hafta önceden bunun uzatılacağını biliyorduk. Bizden paylaşmamızı rica ettiler ama bir şeyin altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Kurum yöneticisi olmak çok zor. Devleti yönetmek de zor. Ama bir şeyi kimse unutmasın. Devlet asla kişileri, grupları veya benzer örgütlenmeleri dikkate almaz. Devletin sadece bir tane muhatabı vardır, o da kurumlardır değerli arkadaşlar. Kimse bu meslek mücadelesinde kurumları atlayarak, kurumları yok sayarak iş yapıyorum demesin, kimseyi kandıramazlar. Bu konuda bakanlığın tek bir muhatabı vardır, o da TÜRMOB'tur. TÜRMOB gereğini yapmıştır. Başta Sayın Osman Dinçbaş'ın da, bakan yardımcımızın da yardımlarıyla beyanname süreleri uzatılmıştır. Peki şunu da konuşmamız gerekiyor. Beyanname süreleri eski yerine geldi. Sıkıntılarımız bitecek mi arkadaşlar? Sıkıntılarımız yine bitmeyecek. Yani mesleğin gittiği nokta belli. Mesele tarihlerde değil. Bunu konuşmak zorundayız. Geçiş dönemini iyi değerlendirip kadrolarımızı kurmak, bürolarımızı geleceğe hazırlamak zorundayız. Aksi takdirde ilerleyen süreçte bu tarihlerin de bize yetmediğini göreceğiz. Ama görünen o ki ödeme tarihlerine kadar geldi. Bundan daha ilerisi söz konusu değil. Demek ki artık biz kamudan uzatmaları bekleme yerine dönüp kendi sistemlerimizi kurup işlerimizi zamanında yetiştirmenin hesabını hep birlikte yapacağız. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Önümüzde Mayıs ayında seçimlerimiz var. Mayıs ayındaki seçimlere sizlerden ricam, mutlaka gelin katılın. Meslek mensuplarına asla yapmadık, şuraya oy verin demek doğru değil. Siz mali müşavirsiniz. Ama ben şuna inanıyorum. Seçimlere gelir, oylarımızı kullanırsak, ne kadar fazla oy kullanılırsa, odamız o kadar güçlü olur değerli arkadaşlar. Onun için sizleri odaya, mesleğe sahip çıkma adına 12 Mayıs'ta hepinizi oy kullanmaya bekliyorum. Birlikte olmayı diliyorum. Mesleğimize yakışır, odamıza yakışır. Şenlik içinde, karşılıklı sevgi, saygı temelinde yine bir seçim olacaktır. Ondan sonra yine meslek mücadelemize, meslektaşla ilgili sorunlarımızın çözümüne, bir taraftan da ülkenin sıkıntılarının giderilmesine hep birlikte elimizi taşın altına koyup bu sorunları çözmek için çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Ben bu süreçte 3 yılı da aynı zamanda tamamladık. 3 yıllık süreçte odamıza sahip çıktınız, mesleğimize sahip çıktınız. Ülkemize sahip çıktınız, cumhuriyete sahip çıktınız, demokrasiye sahip çıktınız, Atatürk'ün bize bıraktığı değerlere sahip çıktınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir eğitim geçmesi dileğiyle konuşmacılarımıza bir kez daha teşekkür ederek sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seminerimizin konuşmacılarını davet etmek istiyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürü İsmail Vefa Ak. Biz seminer sonunu beklemeden konuşmacılarımıza bir teşekkür belgesi vermek istiyoruz. Bu ay bildiğiniz gibi biz plaket yaptırmıyoruz. Bu ay
ya aldığımız teşekkür belgelerini dışarıda stand açan LÖSEV'e bağış yaparak almış bulunuyoruz. İkinci konuşmacımız yeminli mali müşavir Sayın İrfan Vural ve teşekkür belgesini vermek üzere Sayın Cemile Kuzu. Son konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Bumin Doğrusöz ve teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel. Ev sahibi sıfatıyla oturum başkanımızı en sona bıraktım. Oturum başkanımız İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Haydar Tunç ve teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülgün Öztürk. Toplu resim almak istiyoruz değerli katılımcılarımızla. Arkamızı bu tarafa dönüyoruz. Hocam buyurun. Lütfen. Ya lütfen bir o genel sayma. Zorla çarpmış gibi Sayın Başkanım, Sayın TÜRMOP Genel Saymanım Emre Kartaloğlu, odamızın çok kıymetli kurul üyeleri, çok kıymetli temsilci yardımcılarım, kıymetli eğitmenlerimiz, değerli komite başkanlarımız, komite üyelerimiz ve siz değerli meslektaşlarım, İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve diğer tüm kurullar adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
2018 yılı kurum kazancının vergilenmesi ve özellik arz eden konular konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün seminerimizi 3 başlıkta, 3 önemli özel konumuzla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci konuşmacımız vergi gelir idare birinci konuşmamızı konuşmacımız gelir idaresi gelir ve kurumlar grup müdürü Sayın İsmail Vefa Ak. Kendisine devamında şeyi verirken yapacağım hocam. İsmail Ak kendisi gelir idaresi görüşüyle matrah tespitinde özellik arz edilen hususlar konusunu bizlere aktaracak, bizlerle paylaşacak. Kendisine tekrardan hoş geldiniz diyor. Katkılarından dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. İkinci konuşmacımız vergi matrahının tespiti ve beyanı konusunda değerli görüşlerini bizlere sunacak. Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural Üstad. Kendisine hoş geldiniz diyor tekrardan. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Üçüncü konuşmacımız vergi matrahlarının tespit ve beyanı konusunda özellik arz eden konularda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bumin Doğru Söz Hocam. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarımız bildiğiniz gibi yoğun bir gündemi, yoğun bir süreci birlikte geçiriyoruz. Mart ayında gelir vergisi beyannamelerini verdik. Nisan ayı geldi. Kurumlar vergisi beyannamelerimizi düzenleyeceğiz bu ay içinde. Tabii 2018 kurum kazancının tespiti ve özellik arz eden hususları 3 noktada ele aldık. Bir uygulamacı gözüyle, bir gelir idaresinin bakış açısıyla, bir de okuyuş gözüyle ele aldık. Bu doğrultuda hepimiz ofislerimize gittiğimizde bugünkü katkılarla birlikte Nisan ayında birlikte tamamlayacağız. Seminerimizin hepimize faydalı geçmesini, fayda yaratmasını diliyorum. Tabii Cevahir Eğitim Seminerlerimiz klasik hale geldi. Bu klasiği sizler yarattınız. Bugün olduğu gibi her zaman salonlarımızı doldurdunuz. Ben konuyla ilgili çok fazla tespit yapmayacağım. Çünkü konuşmacılarımız yeterince konulara değinecekler. Fazla da zamanlarını almak istemiyorum. Başkanımız da değindi ancak 31 Mart'ta ülkemiz için önemli bir seçim oldu. Bu seçimde seçim sonuçlarımızın ülkemize fayda sağlamasını diliyorum. Tabii bu seçimlerde belediye başkanı olan, meclis üyesi olan meslektaşlarımız var. Ben de onlara başarılar diliyorum, kutluyorum. Bizleri oralarda çok iyi temsil edecekler diye düşünüyorum. Mayıs ayında 12 Mayıs'ta, 11-12 Mayıs'ta odamızın seçimleri var. Ekran karşısında bizleri izleyen siz ve sizleri seçimlerimize davet ediyorum. Orada bir demokrasi şöleni yaşatalım. Şöleni yaşayalım. Hep birlikte 12 Mayıs'ta seçime katılarak seçim sonuçlarında kazanan arkadaşlarımızı tebrik edip kendilerine başarılar dileyelim. Dediğim gibi seminerimiz klasik hale dönüştü. Çok fazla aslında sizlere anlatmaya akışla ilgili fazla söz söylemeye gerek yok. Ancak özetlemek istiyorum. Seminerimiz her zaman olduğu gibi iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde sizlere az önce tanıttığım konuşmacılar sırasıyla söz alacaklar. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra da sizlerden gelecek soru ve cevapları cevaplandırarak seminerimizi tamamlamış olacağız. Arada sizlere gelen soru kağıtlarında sorularınızı yazıp, isminizi yazıp kime soracağınızı da belirtirseniz çok iyi oldu, çok belirtmenizi rica ediyoruz. Bir de ricam okunaklı yazarsanız bazen okuyamadığımız için sorularınızı cevaplandıramıyoruz. Seminerimize geçmeden önce TÜRMOB Genel Saymanımız Emre Kartaloğlu aramızda. Kendisi her zaman eğitimlerimize bize katkı sunmuş, bize destek olmuştur. Kendisine tekrardan hoş geldiniz diyor. Sözü fazla uzatmadan, tabii akış size farklı geldi ama öncelikle sözü İrfan Vural Üstad'a vereceğim bir uygulamacı olarak. Buyurun söz sizin. Teşekkür ederim.
Sayın Türmop Saymanım, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın değerli üyeleri, değerli meslektaşlarım, değerli meslek mensupları, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bulunmaktan gerçekten büyük bir keyif duyuyorum. Bu konuda da bizi davet eden, emeği geçen başta Türmop Saymanımız Sayın Emre Kartaloğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi bugün kurumlar vergisinin beyanında özellikli konuları diğer konuşmacı hocam ve arkadaşlarımla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Bu genel çerçeve içerisinde açmış olduğumuz başlıklarla ilgili bazı önemli hatırlatmalar yapmaya gayret edeceğim. Süremi de mümkün olunca ekonomik kullanmaya çalışacağım. Diğer konuşmacılarımızın da süresine riayet etmeye çalışacağım elbette. O nedenle de fazla sözü uzatmadan ben seri bir şekilde sunuma geçmek istiyorum sizlerin de müsaadesiyle. Benim bugün sizlere aktarmaya çalışacağım konular şu başlıklar altında olacak. Öncelikle kurum kazancının tespiti, yani kurumlar vergisi matrağının tespitiyle ilgili genel bir çerçeve çizdikten sonra bu kazancın tespitiyle ilgili giderlerden bahsedeceğim. Tabii ki giderlerden bahsederken bütün giderleri tek tek saymak yerine özellikle hususlara dikkat çekmeye çalışacağım. Devam eden bölümde çok sayıda kurumlar vergisi istisnası var elbette ama biz burada sadece başlıcalarını ele alacağız. Bu bölümde iştirak kazancı istisnası, yurt dışı iştirak kazancı istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışı inşaat onarım işlerinden elde edilen kazançlarla ilgili istisna ve benim çok önem verdiğim bir konu sat, kirala, geri al işlemleriyle ilgili vergi avantajları. Son bölümde de yani bu kısmın son bölümünde de teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan vergi avantajlarından söz edeceğim. Devam eden bölümde teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasını aktarmaya gayret edeceğim ki bu konunun da yine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuyla ilgili özellikle İstanbul gibi birinci bölgede olan illerimiz için henüz bölgesel teşvikler yeni yeni uygulanmaya başlandığı için uygulamada çok fazla eksiklikler, çok fazla hatalar olduğunu ben en azından gözlemleyebiliyorum. Bu konularla ilgili önemli hatırlatmalarım olacak. Özellikle konulara dikkat çekmeye çalışacağım bu konu başlığı altında. Devam eden bölümde de kurumlar vergisinde zarar mahsubu konusunu aktarmaya çalışacağım. Ve eğer sürem el verirse ki bir saati geçmemeye çalışacağım elimden geldiğince. Eğer sürem el verirse de son bölümde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yapılan diğer indirimlere de kısaca değinmek istiyorum. Ar-Ge indirimi, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları gibi. Söylemiş olduğum gibi öncelikle matrağın tespitiyle ilgili genel bir çerçeve çizmek gerektiğini söylemiştim. Değerli katılımcılar, kurumlar vergisi matrağına ulaşırken tabii ki mevzuat hükümlerinden hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu mevzuat hükümlerini şu anda ekranda topluca görebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi mevzuat hükümlerinin ana başlıklarını, yani matrağın tespitiyle ilgili ana başlıkları giderler, istisnalar, zarar mahsubu ve de indirimler olarak sınıflandırabiliriz. Bu hükümleri kullanarak kurumlar vergisinde hesaplanan vergiye, ödenmesi gereken vergiye veyahut da duruma göre iade edilmesi gereken vergiye ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi giderlerle ilgili gelir vergisi kanunumuzda, kurumlar vergisi kanunumuzda çeşitli hükümler var. Hatta bazı özel kanunlarda hükümler var. Yani burada sadece şuna dikkat çekmek isterim. Matrağın tespitiyle ilgili hükümler tabii ki ağırlıklı olarak kurumlar vergisi kanununda ancak bunun yanı sıra gelir vergisi kanunu veya diğer özel kanunlarda da hükümler geçiyor olabilir. Örneğin Teknokent kanunu, serbest bölgeler kanunu gibi özel kanunlarda da hükümler geçiyor olabilir. Elbette ki bunların da dikkate alınması gerekiyor. Şimdi birinci bölüm olarak kurumlar vergisinde kurum kazancının tespitinde giderlerden söz edeceğimi söylemiştim. Giderlerle ilgili olarak kurumlar vergisi kanunumuzda, gelir vergisi kanunumuzda hükümler var. Şu anda da gelir vergisi kanunun 40. maddesini görüyorsunuz perdede. Fakat ben burada size tek tek giderler şunlardır, seyahat giderleri gibi böyle tek tek hepsini saymaya gerekli görmüyorum. Sadece özellikle bir takım noktalara dikkat çekeceğim. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir giderin dikkate alınabilmesi için tabii ki her şeyden önce işletmeyle alakalı olması lazım. Yani şirketin faaliyetiyle alakalı olması lazım. Bu faaliyet kurulmadan diğer aşamalara geçilmesi mümkün değil. Bunu söyledikten sonra işte giderleri görüyorsunuz. Gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu göre indirilecek giderler ve diğer tarafta da kanunen kabul edilmeyen giderleri görüyorsunuz. Kanunen kabul edilmeyen giderlerde ilgili maddelerde uzun uzun sayılmış. İşte para cezaları, vergi cezaları gibi
teşebbüs sahibinin suçundan kaynaklanan tazminatlar gibi bentler halinde sayılan hükümleri görüyorsunuz. Ben ise farklı bir boyutuna değinmeye çalışacağım bu konunun. Şöyle söyleyeyim. Lütfen kavrama dikkat ediniz. Kanunen kabul edilmeyen giderler. Bu kavramı ben çok önemsiyorum. Çok önemli bir kavram. Bakınız tekrar söylüyorum. Kanunen kabul edilmeyen giderler. Bu dört kelimelik ifadenin içindeki özellikle son kelimeye dikkat ediniz. Giderler, giderler. Şimdi ne söylemeye çalıştım az sonra biraz daha çok anlaşılacak. Varsayalım ki şirketle hiçbir ilgisi olmayan şirket ortağının şahsi bir harcaması şirket tarafından karşılandı. Örneğin şirket ortağı ailesiyle birlikte tatile gitti ve bu masraf şirket tarafından karşılandı. Şirket hesaplarından çıktı. Soruyorum, acaba bu kanunen kabul edilmeyen gider midir? Cevap veriyorum, hayır, değildir. Bunun doğrusu nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu harcama gider bile değildir. Bakın vurgulamaya çalıştığım şey şu, kanunen kabul edilmeyen giderden söz edebilmemiz için her şeyden önce gider olması lazım. Önce gider olacak, eğer onu kanun kabul etmiyorsa biz kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ekleyeceğiz. Benim vermiş olduğum örnekte eğer bu söz şahsi harcamayı şirkete gider olarak kaydederseniz, sonra da kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyannamede eklerseniz büyük bir hata yapmış olursunuz. Evet, kurumlar vergisi matrahını aşındırmamış oluruz. Kurumlar vergisi yönünden vergi ziyağı doğmaz. Fakat bir de olayın stopaj boyutu var. Şirketten ortağa çıkan bir varlığı siz stopajsız bir şekilde çıkmış oluyorsunuz bu örnekte. Dolayısıyla bu gibi durumlarda hiç gider bile olmadığı için muhasebe kayıtlarında ticari bilanço kârı da dahil olmak üzere gider kaydedilmemesi gerekir. Benim verdiğim örnekte yapılan harcamanın ortakla ilişkilendirilmesi gerekir. Madem şirket tarafından karşılandı, o zaman cari hesap kullanılmalı. Yani 131 ortaklardan alacaklar hesabı kullanılmalı. Bu yönüne dikkat çekmek isterim. Bir diğer dikkat çekeceğim nokta da benim uygulamada sıklıkla gördüğüm bir hatadır bu. Hala da görmeye devam ediyorum. Örnekle anlatmaya çalışayım. Varsayalım ki biliyorsunuz ödenmemiş sosyal güvenlik primleri kanunen kabul edilmiyor. Tahakkuk ettiği dönemlerde biz onu gider yazabiliriz elbette. Fakat sosyal güvenlik kanunundaki özel hüküm gereğince eğer sosyal güvenlik primi henüz ödenmemişse kanunen kabul edilmez. Gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülemez. Bu bilgiyi verdikten sonra şöyle bir örnek söyleyeyim. Diyelim ki işletme fabrikasında çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerini tahakkuk ettiği halde ödemedi. Ödemeyi gerçekleştirmedi. Dönem sonunda da bunu kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate aldı varsayalım ki. Ama şöyle de bir detay olsun olayımızda. Söz konusu sosyal güvenlik primleri işçilik gideri olarak 720 hesapta muhasebeleştirilmişti. 720 hesaptan stoklar hesabına aktarılmıştı. Şu anda 152 nolu hesapta ve söz konusu stoklar hala satılmadı. Bakın anlatabiliyor muyum örneği? Hala satılmadı. Yani o sosyal güvenlik primi dönem kar zararına, dönem ticari bilanço karına hiç yansımadı. Dönem ticari bilanço karına yansımayan bir unsuru kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklemek doğru olur mu? Tabii ki olmaz. Veyahut da başka bir örnek. Varsayalım ki yılları sari onarım işleri yapıyor mükellef ve henüz devam eden yani kazancını henüz beyan etmesi gerekmeyen bir yılları sari inşaatının maliyetini de dikkate aldığı bir harcaması kanunen kabul edilmeyen gider diyelim ki. Şimdi bu işin kazancını henüz beyan etmeden bunun kanunen kabul edilmeyen giderini eklemek doğru olur mu? Tabii ki olmaz. O nedenle bunlara bu vesileyle dikkat çekmiş olayım değerli katılımcılar. Bir diğer dikkat çekeceğim husus da şu. Bunu da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi 7104 sayılı yasayla katma değer vergisi indiriminde bir düzenlemeye gidildi. Önemli bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeden önce bir takvim yılına ait belgeyi o takvim yılının aşılmamak kaydıyla defterlere kaydettiğiniz dönemde KDV indiriminden yararlanıyor idiniz. Yeni düzenleme ise şu şekilde oldu. Bu takvim yılı aşılmamak şeklindeki ibare ertesi takvim yılı aşılmamak, izleyen takvim yılı aşılmamak şeklinde değiştirildi. Haliyle bugün için bir örnek verecek olursak 2018 yılına ait fatura eğer bugün elimize geçti ve bugün muhasebeleştiriyor isek, bugün deftere kaydediyor isek yeni düzenlemeye göre bunu artık KDV'ye indirim konusu yapabiliriz. İndirim konusu yapabiliriz. Eskiden olsaydı yapamıyorduk. Peki, bu KDV'den indirim konusu yapıyor olabilmemiz gelir veya kurumlar vergisi açısından herhangi bir değişiklik anlamına geliyor mu? Yani evet artık yeni durumda KDV'yi indirebiliyoruz ama varsayalım ki bu bir masraf belgesi olsun, bir harcama, bir gider belgesi olsun. Bu gider belgesinin KDV'sini indirdik. Peki gelir ya da kurumlar vergisi açısından zarar ya da gider yazabilir miyiz? Bu anlama gelir mi?
Hayır arkadaşlar, bu KDV mevzuatındaki değişiklik sadece KDV'nin indirimi noktasında bir anlam ifade eder. Daha önce geç gelen faturaları nasıl kaydediyorsanız yine aynı şekilde kaydetmeniz gerekiyor KDV indirimi dışında. KDV'sini indireceksiniz, vergi aslını daha önce ne yapıyorsak yine aynı şekilde işleme tabi tutacağız. Yani bu bir masraf belgesi ise 2018 yılının bir gideri olduğu için ya 2018 yılını düzelteceğiz... Ya da 2018 yılının düzeltilmesini çok zahmetli, işte vergi dairesiyle muhatap olmak istemiyoruz, düzelttik, işte yok efendim iade alacağız vesaire vesaire. Bu zahmetlere katlanmak istemiyorsak da 2019 yılında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacağız. Tabii ki gider belgesi için örneği böyle verdim ama mesela bu bir stok faturası da olabilirdi ya da bir demirbaş faturası da olabilirdi. O zaman elbette ilgili olduğu stok ya da demirbaş hesabına kaydedilecek. Kısa birkaç hatırlatma. Hatırlatma mahiyetinde değerlendirin lütfen. Yani basit konular gelebilir çünkü. Motorlu taşıtlar vergisini hatırlatayım. Binek otomobillerin biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi vergi kanunlarımızın kabul etmediği bir giderdir. KKG olarak eklenmesi gerekir. Fiilen ödenmemiş sigorta primlerinden söz etmiştim. Sabit kıymet alımına bağlı olarak ortaya çıkan kredi faizleri ve kur farklarına da dikkat etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, yani şu konuya şöyle gireyim. Varsayalım ki bir firmanın 780 hesabıyla, yani finansman giderlerinin maliyet grubundaki hesabıyla 660 ve 661 toplamı, yani kısa ve uzun vadeli yabancı finansman giderleri toplamının eşit olduğunu düşünün. Yani 1 milyon lira 780 hesabın toplamı, 661 hesabın toplamı da yine 1 milyon lira. Bu ne anlama geliyor? Bu firma ilgili dönemdeki finansman giderlerinin tamamını doğrudan gider yazmış. İşte bu benim için bir risktir. Benim için derken yanlış anlama, yani gelir dairesinin de risk olarak veya vergi denetim kurulunda risk olarak değerlendirdiği bir konudur bu. Neden derseniz şu anlama geliyor, bu firma finansman giderlerinin tamamını gider yazmış. Acaba aktifleştirmesi gereken bir finansman gideri var mıydı? Stok hesabını izlemesi gereken bir finansman gideri var mıydı? Hiç mi yoktu? Bunun bir sorgulanması gerekir. Neden? Çünkü sabit kıymet alımına bağlı olarak bir kredi kullanılmışsa, bu kredinin o yılın sonuna kadar olan kısmının mutlaka maliyet eklenmesi gerekir. Bunu gider yazılması mümkün değildir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani finansman giderlerimizi ayrıştırmamız lazım. İçinde sabit kıymet alımı ile ilgili bir finansman gideri varsa bilmeliyiz ki o yılın sonuna kadar olanları mutlaka maliyete eklemek zorundayız. Buna dikkat çekmiş olayım. Kıdem tazminatı karşılıklarından da kısaca şöyle söz edebilirim. Değerli arkadaşlar, kıdem tazminatları ödendiğinde gider olarak dikkate alınabilir elbette. İşletme ile ilgili bir harcamadır, masraftır, gider olarak dikkate alınabilir. Ama biliyorsunuz ki bazı firmalar kıdem tazminatı karşılığı ayırıyorlar. Yani henüz kıdem tazminatları ödenmeden muhasebedeki ihtiyatlılık ilkesi gereği karşılık ayırabiliyorlar. İşte bu karşılıklar kanunen kabul edilemez. Çünkü bu karşılıkların gider olarak dikkate alınabileceğine dair bir hüküm yok. Buna da bu vesileyle dikkat çekmiş olayım. Bir diğer kısa hatırlatmam da şu konuyla ilgili olacak. İhracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj, taşımacılık işleri yapan mükellefleri ilgilendiren bir durum. Eğer mükellef bu işlerden birini yapıyorsa, örneğin ihracat yapıyorsa, yurt dışındaki belgelendiremediği giderlerine karşılık olmak üzere döviz cinsinden yurt dışında elde ettiği hasılatın 1/5'ini geçmemek kaydıyla götürü gider uygulamasından yararlanabilir. Nedir bu götürü gider uygulaması? Hiçbir belge, hiçbir tevsik yükümlülüğü zorunlu olmaksızın defterlere gider yazma olayıdır. Benim yurt dışına ihracatım var, yurt dışında çeşitli giderlerim var ama bazılarının belgesi yok ise 1/5'i aşmama kaydıyla bunu deftere gider kaydedebilirim. Burada daha kısa olarak şöyle ifade edeyim değerli arkadaşlar. Eğer ki bu işleri yapan firmanız varsa döviz cinsinden elde ettiğiniz hasılatın 1/5'ini herhangi bir tevsik yükümlülüğü söz konusu olmadığından belgelendiremediğiniz halde defterlerinize gider olarak dikkate alabilirsiniz. Böyle de kısa bir hatırlatma yapmış olayım. Birkaç özellikli konuya değineceğim. Bir tanesi şu, güncel bir konu. İmar affından yararlandı mükellefimiz. İmar affından yararlanarak sahip olduğu taşınmazla ilgili bir masraf yaptı. Çünkü bunun belirli masrafları var biliyorsunuz. Peki yapmış olduğu bu masrafları dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alabilir mi? Maliye Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir görüşü var. Görüşünde diyor ki imar affı kapsamında katlanmış olduğunuz maliyetler gider olarak dikkate alınamaz. Bunları mutlaka söz konusu taşınmazın maliyetine dahil etmelisiniz diyor. Hatırlatmış olayım. Binek otomobil alımında doğan özel tüketim vergisi veyahut da indirilemeyen katma değer vergisinin gider yazılması veyahut da maliyete aktarılması konusundaki
tercih hakkını da hatırlatmış olayım. Burada mükelleflerimizin seçimlik hakkı var. İster bunları gider yazarlar, isterse de taşınmazın, daha düzeltiyorum, binek otomobilin ya da ilgili duran varlığın maliyetine ekleyebilirler. Bir özellikli konu da şu olacak. Şirketin ortaklarının bağkur primleri şirket tarafından karşılanıyor ise uygulama ne olacak? Nasıl değerlendireceğiz bu konuyu? Bağkur primli şirket karşılıyor. Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'nın görüşü var. Kaldı ki görüşü olmasa bile bence konu açık. Değerli arkadaşlar, şirket ortağı adına ödediği bağkur primli hiçbir hal ve takdirde gider olarak dikkate alamaz. Çok net bir şekilde ifade edebilirim. Gider olarak dikkate alamaz. Bu az önce yani sunumumun başında verdiğim örnek gibi bir durumdur. Ortak adına bağkur primini ödüyor ise şirket, bunu ortağından alacak olarak kaydetmesi gerekir. Söz konusu bağkur primi ancak ve ancak eğer ortak kar payı elde etmiş ve bu kar payı nedeniyle menkul sermaye iradı nedeniyle gelir vergisi beyannamesi veriyorsa, şahsi gelir vergisi beyannamesi, bu bağkur primi evet oradan düşülebilir ama şirket kazancından düşülemez. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle giderlerle ilgili sürem el verdiği ölçüde özellikli konuları aktarmaya çalıştım. Elbette ki çok fazla özellikli konu var ama geride daha önemli konular da var. Eğer ki bu konularla ilgili soru cevap bölümünde sorularınız olursa tabii ki memnuniyetle cevaplamaya çalışacağım. Soru cevap bölümünü de çok önemsiyorum. Lütfen soru cevap bölümünde varsa tereddüt ettiğiniz hususlar bu konularla ilgili veyahut da başka konularla ilgili tabii ki diğer konuşmacı arkadaşlarımızla beraber, hocamla beraber cevaplamaya gayret edeceğiz. Şimdi benzer şekilde diğer bölümlerle ilgili de kısa hatırlatmalar yapacak şekilde sunumuma devam ediyorum. Bir diğer konu istisnalar konusu. Kurumlar vergisinde istisnalar konusu. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim ben bu konuyla ilgili. Kurumlar vergisinin en önemli konularından birisidir. Çok net. Bakın, kurumlar vergisi kanunu 35 maddeden ibaret bir kanun. Yürütme ve yürürlük maddeler hariç, geçici maddeler hariç 35 maddelik bir kanun. Bu 35 maddenin 5. maddesi istisnalar. Ama kanunun var ya, yani 35 maddenin biri ya. Yani hacim olarak, yani bunun tali düzenlemeleri, tebliğdeki açıklamalarına falan baktığınız zaman 1/4'üne tekabül ediyor neredeyse. Yani özellikli hususlar çok fazla. Tabii biz burada mümkün olduğunca özetlemeye çalışacağız. Öncelikle şöyle genel bir çerçeve çizeyim. Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki istisnalarımız 5. maddede 13 ayrı bent şeklinde düzenlenmiş. A'dan K'ya kadar giden 13 ayrı bent. İştirak kazancı istisnası, emisyon primi kazancı istisnası, yurt dışı şube kazancı gibi. Bu 13 bent istisnanın yanında bir de 5A ve 5B maddelerimiz var. 5A ve 5B'de de 2 ayrı istisnamız var. Etti 15. Bir de özel kanunlarda düzenlenen istisnalar var. Yani sadece kurumlar vergisi kanunu değil. Örneğin serbest bölgeler kanunu, teknokent kanunu, uluslararası gemisicilik kanunu, tarım satış kooperatifleri kanunu gibi özel kanunlarda da kurumlar vergisi istisnaları ile ilgili düzenlemeler var. Yani aşağı yukarı 20 tane istisna olduğunu söyleyebilirim. Bunların elbette ki tamamına değinmeyeceğiz, özelliklere değineceğiz. Ama burada benim mesela özellikle olarak sürem el vermediği için değinmediğim bir istisna ile ilgili eğer varsa soru cevap bölümünde ilgilenen arkadaşımız bizlere sorabilir, cevaplamaya tabii ki çalışırız. İştirak kazancı istisnasını çok kısa geçeceğim, hiç uzatmayacağım. Bir kurum, bir diğer tam mükellef kurumdan kar payı elde ederse, iştirak ediyor, o iştirakinden dolayı kar payı elde ederse, yani 640 bağlı ortaklıktan temettü geliri, 641 iştiraktan temettü geliri gibi. Yani böyle bir temettü geliri elde ederse, değerli arkadaşlar, çok net ifade edeyim, kayıtsız, şartsız kurumlar vergisinden istisnadır. Çünkü o kar o bir kurumda zaten vergilendirildi, mükerrer mi vergilendirelim? Bunu önüne geçmek adına kayıtsız şartsız istisnadır. Hiçbir şartı yok. Yani iştirak süresi, iştirak oranı gibi bir şart aranmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır. Yeter ki iştirak edilen kurum tam mükellef kurum olsun. Eğer iştirak edilen kurum tam mükellef değil, yabancı bir kurumsa burada da bir istisna var. Yani Türkiye'deki bir şirket, yurt dışındaki bir şirket, örneğin Almanya'da bir tekstil firması var. Türkiye'deki şirket de onun %10 ortağı diyelim ki. Böyle bir durumda da istisna söz konusu olabilir. Oradan elde edilen kar payları için. Ama bu durumda şartlar var arkadaşlar. Bu şartların gözden geçirilmesi gerekiyor. Şartları uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Ama örnek vermek gerekirse oradan elde edilen kazancın Türkiye'ye transfer edilmesi, asgari bir iştirak oranı, asgari bir iştirak süresi gibi şartlar var. Bu şartlara uyulduğu takdirde yurt dışındaki iştiraktan elde edilen kar payı da istisnadır. Bir diğer istisna da yurt dışı şube kazancı istisnası. Türkiye'deki bir şirketin yurt dışında şubesi varsa, bakın bu sefer iştirak değil, şubeden bahsediyorum. Yurt dışındaki şubeden elde edilen kazançlar da yine belirli koşullarda kurumlar vergisinden istisnadır.
Bunları da çok detaylandırmaya gerek görmüyorum. Gelelim nispeten daha çok karşılaştığımız bir istisnaya. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası. Bunun hemen peşine de sat, kirala, geri al işlemlerindeki vergi avantajlarından kısaca söz edeceğim. Bunu da çok uzatmayı düşünmüyorum açıkçası. Değerli arkadaşlar, bir kurum aktifinde 2 yıldan daha uzun süredir bulundurduğu bir taşınmazını veya iştirak hissesini satarsa, bu taşınmaz satışından doğan kazancının %50'si, iştirak satışından doğan kazancın ise %75'i. Belirli koşullar altında istisnadır. O koşullardan kısaca bahsedeceğim ama şuraya tekrar dikkat çekeyim. Söz konusu istisna ilk çıktığında, yasamız ilk çıktığında %75 şeklinde, yani kazancın %75'i istisnaydı. 2018 yılının başından geçerli olmak üzere ise artık %75'i değil, taşınmaz satışlarında %50'lik kısmı istisna. Buna bir dikkat çekeyim öncelikle, önemli çünkü. Diğer taraftan bu istisnanın şarta bağlı istisna olduğunu söylemiştim. Yani taşınmaz satışından bir kazanç doğarsa bunun %50'si istisna olacak ama şartlara bağlı. Diğer, hemen de şunu da hatırlatayım ki bu satışlar aynı zamanda KDV'den de istisnadır. KDV kanununun 17. maddesinin 4R bendi hükmü uyarınca KDV'den de istisnadır. İstisnadan bütün kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Fakat gayrimenkul ticaretiyle uğraşan firmalar gayrimenkul satışında bu istisnadan yararlanamaz. Onun ticaretinin konusu o zaten. Onu da ifade edeyim. İstisna uygulamasına taşınmazlar ve iştirak hisseleri konu olur. İştirak hissesini lütfen geniş olarak algılayalım. Yani sadece bir şirketteki hisse değil, bir adi ortaklık payı da iştirak hissesidir. Ya da ne bileyim bir kooperatifteki pay da iştirak hissesidir. Yani bunlar satıldığında da diğer koşullarda varsa istisnadan yararlanılabilir elbette. İstisnadan yararlanmanın bazı şartları olduğunu söylemiştim. Birinci şartımız, söz konusu taşınmazın en az 2 tam yıl aktifte bulunması gerekiyor. Bir diğer şart, satıştan doğan kazancın istisna edilen kısmının özel bir fon hesabında izlenmesi gerekiyor ve 5 dönem boyunca izlenmesi gerekiyor. Ve de satış bedelinin satışı takip eden 2. yılın sonuna kadar tahsil edilmesi gerekiyor. Bu şartların tamamı sağlanacak. Eğer tamamı sağlanırsa söz konusu kazanç kurumlar vergisinden istisnadır değerli arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse aktifime kayıtlı 100 bin liralık bir taşınmaz var. Ben bunu bugün 500 bin liraya sattım. 400 bin liralık bir kazancım var. Bu 400 bin liralık kazancım kurumlar vergisinden istisna mı değil mi? Buna bakacağız. Buna bakmak için neye bakıyorum? 1. 2 yıldan beri aktifimde mi? Aktifimde. 2. Taşınmazın bu satış bedeli olan 500 bin lirayı 2 yıl içinde tahsil ediyor muyum? 2 yıl derken izleyen yıl başından itibaren 2 yıl. Yani 2. yılın sonuna kadar tahsil ediyor muyum? Ediyorsam problem yok. 3. Buradan doğan kazanç 400 bin lira. Ne kadar istisnaydı? %50'si, yani 200 bin lirası. Bu 200 bin lirayı özel fona ekleyip 5. yılın sonuna kadar özel fonda tutmam gerekiyor. Bu şartların tamamı sağlanırsa beyannamede 200 bin liralık bir istisna söz konusu olabilir. Peki arkadaşlar, bu özel fon alma işlemiyle ilgili şunu hususa da dikkat çekeyim. Özel fonu alma işlemini, yani benim az önce verdiğim örnekteki 200 bin liralık kısmı özel fon hesabına kaydedeceğiz ya. Bu kayıt işlemini bir sonraki yıl yapacağız. Beyanname verdiğimiz tarihe kadar. Yani satışın yapıldığı yılda değil, bir sonraki yılda beyanname verdiğimiz tarihe kadar, yeni şekline göre 30 Nisan'a kadar bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birkaç özellikli husus. İstisna %50 olduğu için özel fonu da %50'sini alıyoruz. Fon hesabını alma işlemi bir sonraki yıl diye ifade ettim. Bir diğer özellikli durum, bu istisna ancak ve ancak nakit karşılığı satış işlemlerinde söz konusu olabilir. Devir, takas, trampa gibi durumlarda söz konusu olmaz. Dolayısıyla mevcut bir gayrimenkulün kat karşılığı, örneğin bir arsanın kat karşılığı verilmesi halinde istisna uygulanamaz. Bir diğer özellikli konu, mesela uygulamada sıklıkla karşılaşıyoruz. Devirler, tam bölünmeler, nevi değişiklikleri. Bu gibi durumlarda şirket bilançosu aynen başka bir şirketin bilançosuna geçiyor. Böyle bir durumda 2 yıl aktifte bulundurma şartını nasıl değerlendirmeliyiz? Yeni şirketin bilançosuna geçtiği tarihten mi, yoksa öteden beri bulunduğu süreleri de dikkate alarak mı sorusunun cevabı tebliğde geçiyor. Evet, devir, bölünme, nevi değişikliği gibi hallerde söz konusu varlıkların önceki şirketlerde geçen sürelerde dikkate alınabilir. Arkadaşlar, birkaç özellikli husus bu konuyla ilgili. Ne yazık ki enteresan durumlar var, özelgeler var. Ben katılmıyorum. Katılmadığımı da söyleyerek konuyu anlatmaya başlayayım. Lütfen enteresan özelge dediğimde yanlış anlaşılmasın. Yani burada benim kastettiğim şey, hani en azından benim mantığımla örtüşmüyor. Bunlardan bir tanesi şu. Eğer ki bir şirketin ana sözleşmesinde
gayrimenkul alım satımı yapar, her türlü inşaat taahhüt işleri yapar gibi bir ifade geçiyorsa, ki genelde geçiyor, öyle değil mi arkadaşlar? Yani zamanında ana sözleşmeler düzenlenirken, eskiden ultra vires kuralı vardı, 2012'de kalktı ama eskiden vardı. Ana sözleşmede yazan konuları yapabiliyorduk sadece. Dolayısıyla ana sözleşmeyi dolduruyorduk. Onu da yazayım mı? Yaz. İnşaat yazayım mı? Yaz. Turizm? Turizm belki yaparız, onu da yazalım. Gıda? Gıda işi bak, o işi geleceği var. İleride girebiliriz bu işe gibi bir mantıkla ana sözleşmeleri her şeye yazıyorduk arkadaşlar. Şimdi özelge ne diyor biliyor musunuz? Özelge diyor ki eğer bir şirketin ana sözleşmesinde gayrimenkul ticareti yapacağına dair, inşaat taahhüt işleri vesaire yapacağına dair bir hüküm varsa, fiilen bunu yapmasa bile, bak fiilen bunu yapmasa bile bu istisnadan yararlanamaz diyor özelgemiz. Lütfen buna dikkat. Ama aynı özelgede şöyle bir detay da var, onu da söyleyeyim. Eğer ki diyor bir şirket ana sözleşmesinde böyle bir durum var ve bu ana sözleşmesini değiştirir de bu hükmü çıkartırsa o zaman yararlanabilir diyor. Tabii akla şu soru gelecek, aklınıza şu soru gelecek. Diyeceksiniz ki, hatta dediniz diyenler var. O zaman hangi tarihten itibaren başlayacak 2 yıl? O zaman değerli arkadaşlar 2 yıl ta en başından başlayacak. Yani şöyle söyleyebilirim. Böyle bir durumunuz varsa sabah ana sözleşmeyi değiştirirsiniz mesela. Öğleden sonra da taşınmazınızı satabilirsiniz. Yani gerçi yine araya bir gün koymakta fayda var. Yani öyle sabahı öğleden sonrası karıştırmamakta fayda var. Yani neticede 2 yılın tekrar beklenmesine gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir diğer özellikli konu. Arkadaşlar mesela bina satıyoruz. Binayı sattık. Bina satışında %50'lik istisnadan yararlandık. Geriye kalan %50 de vergiye tabi matrahımız bizim. Peki o %50'lik kısım içinde hani yenileme fonu var ya, biliyorsunuz vergi usul kanunda maddi duran amortisman tabi varlıklar yenisini almak üzere satılırsa aradaki fark özel bir fon hesabına alınabiliyor. Yenisini amortismana mahsup etmek üzere. Yenileme fonu uygulamasına yararlanabilir miyiz? Evet, şartlar sağlanıyorsa neden olmasın? Özelge de bunu söylüyor. Yani taşınmazı sattım, %50'si istisnaydı kazancın. Geriye kalan %50'sini de eğer bu taşınmazın yenisini almam gerekiyor ve bunun için gerekli koşulları sağladıysam yenileme fonuna kaydedilebilir, izlenebilir. Bu arada önemli bir detay, yani taşınmaz satış kazancındaki istisnadan yararlanılması noktasında eğer istisna haddi 294 bin liranın üzerindeyse YMM tasdik raporu gerekiyor arkadaşlar. Bilgi olarak söylüyorum, yani şey olarak algılanmasın. YMM'liğin, yani YMM'li malim şart tahsilinin faydalarından bahsetmiyorum. Arkadaşlar bunu da hatırlattıktan sonra sat, kirala, geri al işlemindeki vergisel avantajlardan söz edeceğim. Bu konuda da yine sadece özellikli noktalara değinmeye çalışacağım. Konu aslında oldukça uzun bir konu. Yani sırf kanun maddesi bile oldukça uzun. Yarım sayfaya yakın bir kanun maddesi var. Bir soruyla başlamak isterim. Bir şirket düşünün. Bu şirketin aktifinde, bilançosunda 250 arazi ve arsalar hesabında 1 milyon liralık bir rakam var. 1 milyon lira. Fakat şöyle de bir detay var. Bu 1 milyon lira ta 30 sene önce alınmış bir arsanın bedeli. 30 sene önce böyle bir paraya alınmış. Bugün ise bu arsa çok daha değerli. Ama aktifte 1 milyon lira olarak gözüküyor. Hatta bir gayrimenkul değerleme şirketine değerletmişiz. Gayrimenkul değerleme şirketi burayı 50 milyon lira olarak değerlemiş. Olamaz mı böyle bir şey? Neden olmasın? Olur değil mi? Yani gayet makul bir örnek. Yani aktifinde 1 milyon gözüküyor ama gerçekte bugünkü değeri 50 milyon lira. Ve bunu gayrimenkul değerleme şirketi söylüyor. SPK lisanslı şirket söylüyor. Yani öyle kendi kafama göre ya ben burayı 50 milyona kim olsa satarım demiyorum yani. Gayrimenkul değerleme şirketinin değerlemesi. Soru şu, biz bunu bilançoda 50 milyon lira olarak izleyebilir miyiz? Çünkü 50 milyon lira olarak izlemenin bize çok önemli avantajları olacak. Bankalar bizi kapılarda karşılayacak falan, yani kredi almakta falan hiçbir sorun yaşamayacağız. Öz kaynağım birden yükselecek. Yani ihalelere rahatlıklarla girebileceğim vesaire. Ben bunu 50 milyon olarak gösterebilir miyim? SPK'nın değerleme raporu var elimde. Cevap çok net arkadaşlar, gösteremezsiniz. Yani vergi usul kanuna göre çıkarttığınız bilançoda bunu 50 milyon olarak gösteremezsiniz. Sebebi SPK değerleme şirketinin belirlediği rakama itibar edilmemesi değil. Sebebi vergi usul kanundaki değerleme ölçüsü. Çünkü vergi usul kanununa göre gayrimenkuller maliyet bedeliyle değerlenir. Haliyle siz onu 1 milyon olarak izlemek zorundasınız. Yani hatta şöyle bir özelge var, ondan da söz edeyim. Önemli. Bir mükellef sormuş, demiş ki ben bunu SPK'ya değerlettim, hatta mahkeme değerledi diyelim ki. Bunu ben 50 milyon olarak gösterebilir miyim? Aradaki fonu da işte, aradaki kazancı da fon hesabına kaydederek. Gelir ders demiş ki olmaz öyle şey. Aynı benim dediğim gibi bu maliyet bedeliyle izlenmesi gerekir. Sen bunu maliyet bedeliyle izlemelisin. Eğer ki tutup da bunu 50 milyon, yani güncel değeriyle değerlersen
Ve aradaki farkı da kendi kafana göre, işte maddi duran varlık yeniden değerleme artışı gibi kendi kafana göre belirlediğin bir hesaba yazarsan bunu da vergiye tabi gelirin tespitinde dikkate almalısın diyor. Riski görüyor musunuz arkadaşlar? Yani eğer böyle bir şey yapılırsa aradaki fark cezalı tarihata konu bile olabilir. O yüzden böyle bir şey yapılmaması lazım. Peki hiç mi bir şey yapamayacağız? Bir yandan patron diretiyor ya, diyor ki bak 50 milyon arsam var benim diyor. Bankalara gidiyorum, bankalar yüzüme bakmıyor diyor mesela. Ya da benim ihaleye için katılmak için rasyon tutmuyor diyor. Öz kaynak oranım tutmuyor ama benim 50 milyonluk arsam var arkadaş diyor mesela. E şimdi buna ne yapılabilir arkadaşlar? Çok güzel bir yöntemi var bunun. Sat, kirala, geri al. Çünkü sat, kirala, geri al yaparsa bu mükellef 1 milyonluk arsasını 50 milyona sat, kirala şirketine, finansal kiralama şirketine veya bir bankaya, yani bu faaliyeti yapan kişiye satar. 50 milyonlara sattığı gayrimenkulü sonra oradan tekrar kiralar. Yani 50 milyonluk yeri örneğin 10 yıllığına kiralar. Bu vesileyle 1 milyonluk arsasını 50 milyona satmış ve dolayısıyla 49 milyon lira bu işten kar etmiş olur. Diğer taraftan aktifinde 1 milyon lira gözüken arsa artık 50 milyon liralık bir hak olarak gözükür. 260 hesapta 50 milyon lira gözükür. Doğru mu arkadaşlar? Ne oldu? Bakın bir anda öz kaynak yükseldi mi? Yükseldi. Yani bütün rasyolar tuttu vesaire. Diğer taraftan da arkadaşlar işte bu 49 milyon liralık kar kurumlar vergisinden müstesnadır. Çok net. Kurumlar vergisinden müstesnadır. Hatta devam edeyim. Bu satış işlemi KDV'den de istisnadır. Bu satış işlemi ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Bu satış işlemine bağlı olarak tapuda yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. Sadece söz konusu taşınmaz kira süresinin sonunda geri alınırken alan adına binde 4.55'lik bir tapu harcı vardır sadece. Binde 4.55, dikkat edin. Yani normalde tapu harcı %4, geçici olarak %3 biliyorsunuz. Bu örnekte ise binde 4.55. O da sadece geri alırken. Verirken yok. Yani oldukça önemli vergisel avantajları var. Tabii ki şartları var arkadaşlar. Onlara uzun uzun girmiyorum. Ben bu avantajlara dikkat çekmiş olayım. Bir diğer dikkat çekeceğim husus ise şu. Arkadaşlar, bu sat kiralı uygulamasına neleri konu edebiliriz? Ben bir arsa örneği verdim. Çünkü taşınmazlar sat kiralı uygulamasına konu edilebiliyor. Ama sadece arsalar değil. Bu kapsam genişletildi. İlk başta sadece gayrimenkuller kapsama giriyor idi. Şimdi ise sadece gayrimenkuller değil, gayrimenkullerin yanı sıra amortismana tabi taşınır varlıklar da giriyor artık arkadaşlar. Yani bir iş makinesini, örneğin bir röntgen cihazını, örneğin bir fabrikada kullanılan CNC makinesini, dokuma tezgahını, anlatabiliyor muyum? Tesis makine cihazı da sat kiralama işlemine konu edilebileceğini söyleyebilirim. İstisnadan yararlanmadan kısaca bahsetmiş oldum. Burada bir örnek var arkadaşlar. Bu örneğin bir benzerini söylediğim için geçiyorum. Süremi ekonomik kullanmak adına bir diğer usta daha dikkat çekeceğim. Şimdi arsa örneği için örtüşmüyor bu durum ama arsa değil de diğer amortismana tabi varlıklar sat kiralaya konu edilirse şöyle bir detay var. Şimdi sat kiralaya konu ettiğiniz varlık diyelim ki bir inşaat makinesi olsun. Bu inşaat makinesinin satışından da bir kazanç doğdu ya ve bunu istisna olarak değerlendirdik. Ne yapmamız gerekiyordu? O kazancı bir sonraki yıl özel fona eklememiz gerekiyordu. Özel fondaki tutar ne olacak peki? Ne zaman geri çekebileceğiz? Hiçbir zaman. Özel fonda duracak ta ki kira süresi bitene kadar. Ve söz konusu varlığı kiralarken almış olduğumuz hak bedelini de hak bedelini amortismana tabi tutacağız ya arkadaşlar. Hak üzerinden ayıracağımız amortismanda özellikle bir durum var. O amortisman giderinin tamamını gider yazmayacağız. Özel fona isabet eden kısmını ayrıştıracağız. Onu özel fondan mahsup edeceğiz. Mevcut defter değeri, yani sat kiralaya konu etmeden önceki mevcut defter değerine isabet eden amortisman giderini ise dikkate alabiliriz. Sat kirala yöntemiyle ilgili sürem el verdiğince söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Detay soracak arkadaşlar olursa soru cevap bölümünde tabii ki katkı sağlamaya çalışmaya devam ederim. Bir kısa hatırlatma da yurt dışında inşaat işi olan mükelleflerimizle ilgili. Eğer yurt dışında inşaat, onarım veya teknik hizmet yapan mükellefiniz varsa yararlanabileceği bir istisna var biliyorsunuz. Yurt dışı inşaat kazançları istisnası. Yurt dışında olsun yeter ki inşaat işi veya teknik hizmet başkaca bir koşul aranmaksızın Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilmiş olması kaydıyla sadece kurumlar vergisinden istisnadır. Türkiye'ye kazancın transfer edilmesi, asgari vergi yükü gibi şartlar söz konusu değil. Sadece genel netice hesaplarına intikal etmesi yeterli. Burada da önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki ben Türkiye'deki bir İstanbul'daki bir inşaat şirketiyim. Kazakistan'da da bir şantiyem var. Kazakistan'da bir yol inşaatını üstlenmiş durumdayım ve buradan bir gelir elde ediyorum.
Şimdi buradaki gelir istisna mı? Kazakistan'da neticede iş. İş Kazakistan'da olduğu için başka bir detaya gerek yok. Faturayı Türkiye'den mi kesiyorsun? Kazakistan'daki şubenden mi kesiyorsun? Faturayı Türkiye'deki bir mükellef adına mı kesiyorsun? Hiç önemli değil. Hatta bir özelge var bu kafa karışıklığıyla ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bosna Hersek'teki cami restorasyonu işi için Türkiye'deki firmadan aldığı hizmette o firma bu istisnadan yararlanabiliyor. Niye? Faturayı Türkiye'den kesiyor. Faturayı Türkiye'deki bir yere kesiyor. Ama iş nerede? Yurt dışında. İşte buradan doğan kazanç istisnadır. Sadece bu yeterli. Fakat şuraya dikkat ediniz. Genel netice hesaplarına intikal ettirilmesi kaydıyla. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz buradaki kazanç kurumlar vergisinden istisna dediniz. Kazakistan'daki işinizin gelirini Türkiye'deki hesaplarınıza hiç yansıtmadınız. Oradaki gelir tamamen kendi içinde hesaplandı. Burası da kendi içinde hesaplandı. Diyelim ki siz böyle yapmadınız. 3 yıl sonra da bu durum tespit edildi. Sizce vergi müfettişi, bunu tespit eden vergi müfettişi, sen bunu genel netice hesaplarına intikal ettirmemişsin. O yüzden istisnadan yararlanamazsın diyebilir mi? Der. Yani tabii bunun mücadelesi verilebilir, dava açılabilir vesaire. Ama diyebilir mi? Der. O nedenle dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, kurumlar vergisi kanunumuzdaki değineceğim istisnalar bunlardı. Şimdi çok kısa teknokent kazanç istisnasından bahsedeceğim. Yine bunu da kısaca geçmeye çalışacağım. Birkaç önemli hususa değineyim. Bildiğiniz gibi bir teknokent kanunumuz var. Bu teknokent kanununda da düzenlenen istisnalarımız var. Öncelikle konunun nasıl olmadığını söyleyeceğim. Nasıl olmadığını söyleyeceğim. Dikkat ediniz. Teknokentlerde elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Bu olmayan şekli. Bu yanlış cümle. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani zaman zaman böyle algılandığını gördüğüm için vurgulamaya çalışıyorum. Teknokentlerde elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Çok yanlış bir cümle. Şimdi aynı cümlenin doğrusunu söyleyeceğim. Teknokentlerde Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. Anlatabiliyorum değil mi? Yani teknokentlerde bu faaliyetlerin dışında da kazanç elde edilebilir. Örneğin faiz geliri elde edilebilir. Şimdi ben böyle deyince Bumin Hocam muhtemelen bu konulara değinecektir değil mi hocam? Çünkü sizin görüşlerinizi biliyorum bu konuyla ilgili. Çok istifade ettim. Ondan biliyorum hocam. Gerçekten çok istifade ettim. Yani eğer kazancın aslı istisnaysa buna bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları yahut da bunların bankalarda değerlendirilmesine bağlı olarak oluşan faizler de istisna olmalı gibi yaklaşımlar olabilir ama neticede Maliye Bakanlığı'nın tebliğinde arkadaşlar bunlar böyle ifade ediliyor. Yani şuna dikkat edilmesi lazım. Teknokent'te istisnadan yararlanacağımız kazancı tespit edeceğiz arkadaşlar. Yani ben burada bu kadar kazancım var, kurumlar vergisi yok diye bir şey yok. Bunun ne kadarı istisna ne kadar değil ayrıştırılması gerekiyor. Tabii ki detayları var. Hatta slaytlarda da var ama ben süremi yavaş yavaş yarısına geldiğim için bunu kısa geçiyorum. Bir hususa dikkat çekeceğim. İstisna bir kazanç istisnası dedik. Dolayısıyla kazanç istisna olduğu için eğer teknokentteki faaliyetten zarar doğarsa da bu zarar kanunen kabul edilmez. Bu da özellikli bir konu. Bir diğer önemli konu da arkadaşlar bu konuyla ilgili 2017 yılında bir Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Teknokent istisnası ile ilgili. Teknokent'te mükellefi olan arkadaşımız varsa lütfen buna dikkat etsin. Çünkü onları çok ilgilendiriyor. Bakanlar Kurulu kararı teknokent kazanç istisnasını tabiri caizse farklı bir boyut kazandırdı. Bu farklı boyut şu. Eğer ki teknokentteki kazancınız gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde ediliyor ise bu Bakanlar Kurulu kararına göre artık o istisnadan yararlanmak için daha önce aranılmayan şartlar aranılacak. Nedir o şart? Patent ya da patente eşdeğer bir belgeye artık ihtiyaç var. Zorunlu. Veyahut da kazancın hesaplanma yöntemi değişti. Eskiden kazancı hesaplarken kendiniz muhasebeye göre dağıtım anahtarlarına falan göre hesaplayabilirdiniz. Artık bu kalktı. Nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranlaması gibi bir yöntem geldi. Bu yönteme göre hesaplanması gerekiyor. Uzatmıyorum. Teknokent'te firması olan arkadaşımız varsa bu bahsetmiş olduğum Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen şartları nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranlanması şeklindeki uygulamayı mutlaka gözden geçirmesi gerekir. Ve şimdi de değerli arkadaşlar, indirimli kurumlar vergisi uygulamasına geçiyorum. Yani benim gerçekten çok önemsediğim bir konu. Yani önemsediğim bir konu olmasının sebebi şu. Konu özellikle boyutları çok olan bir konu. Uygulamada hala daha bazı noktaları netleşmemiş. Farklı farklı uygulamaları gözlemleyebildiğimiz bir konu. O nedenle nispeten biraz daha özellikle buluyorum. Kısa kısa açıklamalar yapmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, tabii ki yatırım teşvik edilmesi gereken bir durum. Yani bu tartışmasız. Yatırım
2006 yılına kadar yatırım indirimi müessesesi vardı gelir vergisi kanunumuza düzenlenen. Buna göre teşvik ediliyordu. Fakat 2006 yılında yatırım indirimi kalktı. Tarih oldu. Yani Türk vergi mevzuatı tarihindeki yerini aldı. Bunun yerine yani bu boşluğu doldurmak üzere 2008 yılında indirimli kurumlar vergisi düzenlemesi geldi arkadaşlar. Kurumlar vergisi kanunumuzda 32A maddesi geldi. İndirimli kurumlar vergisi. Bakınız bu düzenleme bir istisna veya bir matrahtan indirim değildir. Bu düzenlemede indirilen şey kurumlar vergisinin oranıdır. Matrah yine aynı matrah ama kurumlar vergisi oranı farklı. Şimdi ben bu konu çok karışık, çok geniş bir konu ama mümkün olduğunca kısa özet geçmeye çalışacağım ve basit bir şekilde aktarmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Bir kere her şeyden önce konunun altyapısına bir değinmemiz lazım. Bu konunun altında şu mevzuat hükümleri var. Bir Bakanlar Kurulu kararımız var. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar 3305 sayılı. Çok önemli. Ve bu karar da ne yazık ki sürekli değişiyor arkadaşlar. Yani artık değişiklikleri takip etmek insanın başını döndürüyor. Yani o kadar değişiyor. Belki bugün değişmiştir. Yani şu anda inceden böyle şey yapıyorum. Tereddüt ediyorum. Acaba bu sabah değişti mi diye. Yok yok değişmedi biliyorum. Tereddüt falan etmiyorum. Ama yani o kadar değişiyor. Sık sık değişiyor. Ve bununla ilişkin bir de tebliğ var tabii ki. Tebliğ de Bakanlar Kurulu kararı değiştikçe tebliğ de ona göre değişiyor. Kurumlar Vergisi Kanunumuzda 32A maddemiz var. Esas maddemiz bu. Bir de Kurumlar Vergisi Kanunu'nda biraz daha indirimleri daha yüksek puanlarla uygulanmasını sağlayan geçici 9. madde var. Şimdi bunlar bizim altyapılarımız. Bu altyapılar çerçevesinde çeşitli avantajlardan yararlanıyoruz. Bu gördüğünüz harita teşvik sistemindeki 6 bölge. Yani seçim sonuçları değil. Bir an için öyle algılanmış olabilir. Çünkü ben bile birden karşıma görünce. Bir de renkler falan böyle. Fark edin. İlginç değil mi bak? Ankara, Eskişehir 1. bölge. Öyle yani. Antalya, Muğla, İzmir 1. bölge. Yani bunlar birinci, kırmızı gördükleriniz 1. bölge arkadaşlar. Mesela sarı gördükleriniz 2. bölge. Yani bu bahsetmiş olduğum 3305 sayılı karar değerli arkadaşlar. Ülkemizi 6 bölgeye ayırmış ve bölgeler şeklinde ayrılmasının sebebi de tabii ki gelişmişlik düzeylerine göre ona göre teşvik unsurlarını belirlemek adına. Çünkü teşviklerde belirtilen yatırıma katkı oranları falan bölgelere göre farklılaştırılabiliyor. Bakanlar Kurulu'nun bu farklılaştırmayı göz önünde bulundurarak farklı oranlar belirleme yetkisi var. Bölgelerimiz bu şekilde ve genel olarak teşviklerimiz de yani teşvik sistemimiz de şu. Yani yatırımın teşvik sisteminden bahsediyorum. Bu arada arkadaşlar bazen mikrofondan uzaklaşıyorum falan bilmiyorum. Ses ara sıra şey oluyor mu? Kesiliyor mu? İyi değil mi? Uzaklaştığım zaman sanki şey problem oluyor mu diye. Bakınız değerli arkadaşlar. Genel teşvik uygulaması, bölgesel teşvik uygulaması, stratejik yatırımlarda teşvik ve de büyük ölçekli yatırımların teşvik olmak üzere teşvik sistemimizi 4 grupta kategorize edebiliriz. Genel teşvik uygulamasında burada gördüğünüz gibi sadece KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti var. İndirimli kurumlar vergisi yok. İstanbul 1. bölgede olduğu için genellikle bölgesel teşviklerden yararlanılamadığını, çünkü 1. bölgede işte bu indirimli kurumlar vergisi teşvikleri falan olmadığı için genellikle yararlanılamadığını görüyoruz. Ama bu İstanbul'da hiçbir hal ve takdirde indirimli kurumlar vergisi uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Neden derseniz çünkü bazı durumlarda bir alt bölge teşviklerinden yararlanılabiliyor. Yani 1. bölgedeki bir firma bazı durumlarda 2. bölge teşviklerinden yararlanabilir. Yahut da organize sanayi bölgelerindeki imalat yatırımlarında 4. bölge teşviklerinden yararlanılabilir. Mutlaka teşvik belgesi olan firmalarınız vardır. Yani neticede İstanbul'da 4. bölge teşvikleri uygulanabiliyor 1. bölgelerde. Ya buna bağlı olarak da indirimli kurumlar vergisi uygulaması söz konusu olabiliyor. Tabii ki ben buradaki teşvik unsurlarından sadece indirimli kurumlar vergisinden söz edeceğim. Diğerlerini sadece ekranda gösterdim. Ama bu konuyla ilgili diğer detayları paylaşmadan önce birkaç kavrama değinmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi yatırıma katkı oranı. Yatırım teşvik belgesinde görüyoruz. YKO diye yazıyor. YKO diyor, %30 diyor mesela. İşte bu %30 ne anlama geliyor arkadaşlar? Söz konusu öngörülen yatırımın ne kadarının devlet tarafından karşılanacağını gösteriyor. Çok basit. Yani 10 milyonluk bir yatırım mı öngörüyorsunuz? YKO, yatırıma katkı oranı %30 mu? O zaman demek ki bunun 3 milyonunu devlet karşılayacak. Bu kadar net. 3 milyonu devlet karşılayacak. Bu 3 milyonu bir şekilde devletten alacaksınız. Ama nasıl alacaksınız arkadaşlar? Devlet sizin hesabınıza para yatırmayacak. O 3 milyonu bu faaliyetten, bu yatırımdan elde ettiğiniz kazançlara veya belirli durumda diğer kazançlarınıza
kurumlar vergisi oranını %22 uygulamak yerine daha düşük oranda uygulayarak elde edeceksiniz. Örneğin 10 milyon kazancınız var. %22 uyguladığınız zaman 2 milyon 200 bin vergi çıkacaktı. Siz %6.6 uyguladınız. 66 bin lira. Yok, düzeltiyorum. 132 bin lira vergi çıktı. Aradaki fark işte 2 milyon 068 bin lira mesela. Bakın o 3 milyonluk kısmın 2 milyon 68 binden bu vesileyle yararlandınız. Ta ki 3 milyonu doldurana kadar vergi oranınızı indirimli olarak uygulayacaksınız. Olayın özü genel hatlarıyla bu. Yatırıma katkı oranı da yatırımın ne kadarlık kısmının devletten karşılanacağını ifade ediyor. 15. Şimdi Haydar Bey hissettirmemeye çalıştı ama ben de hissettirmeyeyim derken el hareketleri falan derken çok yansıttım. 15 dakika mı kaldı Haydar Bey? Tamam, 15 dakika. 15 dakikada toparlamaya çalışacağım. Yatırıma katkı oranı bu şekilde. Vergi indirimi oranı ise %22 oran yerine ne kadar indirimli olarak uygulanacağını ifade ediyor. Yani %70 ise mesela vergi indirimi oranı, %22'ye %70 oranını indirdiğinizde %6.6 gibi bir oran ulaşıyorsunuz. İndirime esas kazanç kavramı oldukça önemli. Çünkü bu %6.6 örneğinden gidelim. %6.6 oranı hangi matrağa uygulayacaksınız? Diğer kazançları mı, yatırımdan elde edilen kazancı mı, yatırımın süresi, yatırımın dönemi, diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç gibi kavramlar da çok önemli arkadaşlar. Bunları örnekle anlatmaya çalışacağım. Bakınız, bir de yatırımın cinsi, teşvik belgesinde yazar. Komple yeni yatırım, tevsi yatırım, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon gibi yatırım çeşitleri olabilir. Bunlardan komple yeni yatırım kavramına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çok farklılaştırıyor çünkü konuyu. Gerek komple yatırım, gerekse diğer yatırım türlerinde. Bu mevzuat ilk çıktığında yatırımınızı yapıyor, yatırımınızı bitiriyorsunuz. Yatırımınız bittikten sonra bu yatırımdan elde ettiğiniz kazançlara sadece indirimli vergi oranı uygulayabiliyor idiniz. Fakat bu eleştirildi. Niye? Çünkü ya yatırım bir taraftan devam ediyor. Ben esas yatırım devam ederken finansmana ihtiyacım var. Sen bana yatırım devam ederken hiçbir teşvik sağlamıyorsun. Hadi bakalım yatırım bitiriyor ki bitirmek... Ne kadar zor olacak bu koşullarda. Bittikten sonra bana teşvik veriyorsun eleştirileri üzerine mevzuatı değişti. Henüz yatırım devam ederken de diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale geldi arkadaşlar. Mevcut durum itibariyle yatırım teşvik belgesi aldınız ve yatırıma başladıysanız bu yatırımın bitmeden, bu yatırım henüz devam ederken diğer kazançlarınız için indirimli kurumlar vergisi uygulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bu noktada komple yeni yatırım ve tevsi yatırım ayrımı önemli. Örnekle dikkat çekeceğim az sonra. Bakınız arkadaşlar şu anda da ekranda 6 bölge için belirlenmiş yatırıma katkı oranlarını ve indirimli kurumlar vergisi oranlarını görüyorsunuz. Hemen örneklendireyim. Örneğin 4. bölgeye bakınız. Bakın bilmiyorum imleç gözüküyor mu mouse'un imleci. 4. bölgede yatırıma katkı oranı %30. Yani 4. bölgede bir teşvik belgesi alırsanız o yatırımınızın %30'u devlet tarafından karşılanacak. İndirimli vergi oranı %70. Yani İndirimli vergi oranı uygulayacağınız kazançlarda vergi oranınız sizin %22 değil %6.6 olacak. Şurada bir oran daha görüyorsunuz %80. Bu oran da çok önemli arkadaşlar. %80 neyi ifade ediyor onu söyleyeceğim şimdi. Eğer ki yatırım devam ederken indirimden yararlanabildiğimizi söylemiştim ya arkadaşlar. Yatırım devam ederken indirimden yararlanıyor iseniz o yatırımın devam ettiği süreçte yararlanabileceğiniz indirimin üst sınırı toplam yatırıma katkı tutarının %80'idir. Bunu ifade ediyor bu. Şimdi 3 milyon diye bizim 10 milyonluk yatırım teşvik belgesi %30 yatırıma katkı oranı toplam 3 milyonluk bir teşvikim var. İşte bu 3 milyonun en fazla %80'ini yatırım devam ederken elde ederim. Yani 2 milyon 400'ünü. 2 milyon 400 bine geldikten sonra artık kalan kısım için yatırımı bitirip yatırımı işletmeye başlamam gerekir. Bunu ifade ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi çok önemli bir şeyden söz ediyorum. Eğer ki imalat sektöründe yatırım yapan bir mükellefin teşvik belgesi söz konusuysa ve söz konusu yatırım teşvik belgesinin sektör kodu, uluslararası sektör kodu yani US kodu 15 ila 37 arasındaysa yatırım teşvik belgesi üzerinde yazar. Örneğin 24'te başlıyor diyelim ki. Yani 15 ila 37 arasında ise az önce gördüğümüz oranlar, yatırıma katkı oranları arkadaşlar her bir bölge için 15 puanda artırımlı olarak uygulanıyor. 2017, 2018 ve 2019 harcamaları için 15 puan artırımlı uygulanıyor. Dediğim gibi sektör kodu, uluslararası sektör kodu, US kodu 15 ila 37 arasındaysa bu da genelde imalat sektörü oluyor. Yani imalat yatırımlarında söz konusu oluyor.
Bu 15 puan artırımlı olarak uygulandığı gibi indirimli vergi oranı da %100 olarak uygulanıyor. Bakın %100 olarak uygulanıyor. Yani vergi indirdikten sonra geriye kalan oran %0 oluyor. 17, 18, 19 harcamaları için. Ve üçüncü bir şey daha var. Şurada gördüğünüz %80 oranı da %100 olarak uygulanıyor. Yani bu da şu demek, yatırım teşviğinin tamamından henüz yatırım devam ederken yararlanabilirsiniz. %80 sınırı da yok. Bu noktada yatırım dönemi ve işletme dönemi kavramlarına tekrar dikkat çekmek isterim. Yatırım dönemi söz konusu yatırım devam ederkenki dönemi ifade ediyor. İşletme dönemi ise yatırım bitti, yatırımdan elde edilen kazanç dönemini ifade ediyor. İkisinin arasında uygulama farklılıkları var arkadaşlar. Ve yatırım dönemi ne zaman biter? Tamamlama vizesine başvurulduğu geçici verginin son günü itibariyle biter. Yani henüz tamamlama vizesine başvurulmadıysa yatırım dönemi teşviğinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Aradaki fark ne? Yatırım döneminde diğer kazançlarınıza indirimli vergi uyguluyorsunuz. İşletme dönemine geçerseniz diğer kazançlarınıza artık uygulama yapamazsınız. İşletme dönemine geçerseniz sadece yatırımdan elde edilen kazanca uygulama yapılabilir arkadaşlar. Şimdi bunu bir örnek yardımıyla anlatmaya çalışacağım. Varsayalım ki 4. bölgede US kodu 24 ile başlayan bir yatırım olsun. Tamam mı değerli arkadaşlar? US kodu 24 ile başlıyor. Bakın bu çok önemli. Neden? Çünkü geçici 9. maddedeki o ilavelerden yararlanabilir bu mükellef. Yatırım tutarı, yani teşvik belgesindeki tutar 10 milyon lira. 2018 yılında gerçekleşen yatırım tutarı 2 milyon lira. 2018 yılında gerçekleşen yatırım tutarı benim için ne için önemli? Neden önemli? Çünkü 2018 yatırım harcamalarında 15 puanlık artı var. Geçici 9. madde hükümleri var. Özellikli bir durum var. O yüzden 2018 harcamalarına dikkat etmeliyim. Şu anda 2018 beyanından bahsediyoruz mükellefin. Yatırıma katkı oranı %30'muş teşvik belgesindeki. Ama bu %30 2018 harcamaları için %45 olarak uygulanacak. Çünkü US kodum 24 ile başlıyor. Vergi indirimi oranımız %70 teşvik belgesinde. Ama 2018 harcamalarına isabet eden kısım için %100 olarak uygulanacak. Yatırım döneminde yararlanabileceğim yatırıma katkı oranı, yani yatırıma katkı oranının yatırım döneminde yararlanabileceğim kısmı normalde %80 ama 2018'e tekabül edenler için %100. Bu verilere göre şirketimizin kurumlar vergisi beyannamesini düzenleyelim. Ticari bilanço karımız 5 milyon lira olsun. Kanunen kabul edilmeyen giderlerimiz de 100 bin lira olsun. Bu mükellefin vergi beyanına bakacağız arkadaşlar. Yani 5 milyon kazanç elde eden, 100 bin lirada KKG'si olan, elinde böyle bir teşvik belgesi olan bir mükellefin kurumlar vergisi beyannamesinden söz ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kurumlar vergisi tebliğimize göre şöyle bir hesaplama yapılması gerekiyor. İki tane sınırdan bahsediyor tebliğ örneklerde. Diyor ki harcamanı geçmemek üzere yatırım katkı tutarından yararlanabilirsin diyor. O zaman benim iki tane sınırım var. Bir tanesi teşvik belgesine göre hesapladığım yatırıma katkı tutarı, ikincisi de gerçekleşen harcama. Şimdi birincisine bakalım. Eğer bu geçici 9. madde hükmü olmasaydı, yani US kodu 24 ile başlamasaydı da normal 15 puan artırımlardan yararlanamasaydı, 10 milyon çarpı %30 eşittir 3 milyon. 3 milyonun da %80'inden yatırım döneminde yararlanılabilir, eşittir 2 milyon 400 bin diyecek idim. Ama şu anda bunu diyemiyorum. Neden? Çünkü benim US kodum 24 ile başlıyor. Arada 2 milyon liralık harcama yapmışım 2018 yılında. 2 milyonluk harcamam için yatırıma katkı oranım %30 değil, %45. O yüzden 2 milyonu %45 ile çarpıyorum. Bir de 2018 harcamalarına isabet eden, yani yatırım döneminde yararlanma oranı ise %100. %80 değil, %100 ile çarpıyorum. 900 bin gibi bir rakama ulaşıyorum. Aşan 8 milyon için ise, henüz bu harcamalar 2018'de yapıldığı gibi bir veri olmadığı için 15 puanlık ilaveyi uygulamıyorum. 8 milyon çarpı genel oranımız %30. Bir de bunun %80'ini yatırım döneminde kullanabildiğim için bunu %80 ile çarpıyorum. Oldu size 1 milyon 920. İkisini topladığınız zaman 2 milyon 820 gibi bir yatırıma katkı tutarına ulaşıyorum. Eğer şey olmasaydı, geçici madde olmasaydı bu rakamı 2 milyon 400 bin olarak hesaplayacaktım. Biraz daha fazla çıktı. Bu birinci sınır. İkinci sınırımız ise yapılan yatırım harcaması. Yapılan yatırım harcamasında söylemiştik 2 milyon lira. Bu sınırdan küçük olan hangisi? 2 milyon. Haliyle bu mükellef bu dönemde maksimum 2 milyon lira yatırıma katkı tutarından yararlanabilir. Bakın şu anda bir sınır bulduk arkadaşlar. Bu mükellef 2 milyon lira yatırıma katkı tutarından yararlanabilir bu dönemde. Ama mükellefimizin matrağı hatırlayacak olursanız 5 milyon ticari bilanço kârı 100 binde KKG'ydi. Yani hepsine uygulasa bile 2 milyondan daha düşük bir avantaj çıkıyor. Burada bu
2 milyonun tekabül ettiği matrahı bulmak için ne yapmamız gerekir? Yararlandığımız indirimin, ki indirim %100, çünkü 2018 harcaman bunu karşılıyor, %100, 0.22, %22 oranına bölmem lazım. Nasıl matrahı oranla çarpıp vergiye çıkıyorsak, vergiyi de orana bölürsem matrağı çıkarım. Vergi tutarını 2 milyon kabul edip de bunu 0.22'ye bölersem arkadaşlar 9 milyon gibi bir rakama ulaşıyorum. Yani ben 9 milyona kadar diğer kazancıma, diğer faaliyetlerden doğan kazancıma indirimli kurumlar vergisi, ki o oranda %0. 9 milyona kadar %0 uygulayabilirim. Ne kadar güzel. 9 milyona kadar %0 uygulayabilirim. Zaten dönem kazancım 5 milyondu. Haliyle 5 milyonun tamamını uygulayabilirim. Öyle değil mi değerli arkadaşlar? Bu kadar net. 5 milyonun tamamına %0 vergi uygulanabilir. Ama bakın, çok önemli bir detaydan söz edeceğim. Şu anda çok netleşmiş bir konu değil ama Maliye Bakanlığı'nın özel geliri böyle. Peki 100 bin liralık KKG ne olacak? Konuyu hatırlatayım. Şöyle ki, mevzuat diyor ki diğer faaliyetlerden doğan kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanır. Diğer faaliyetlerden doğan kazançlara. Kanunen kabul edilmeyen giderler bir kazanç mıdır? Hayır, değildir. İşte buna şöyle bakıyor. KKEG'lere indirimli vergi oranı uygulayamazsın diyor Maliye Bakanlığı. Dikkate alırsak bu durumu, bizim o 5 milyonun tamamına evet %0 uygulayabilirim ama 100 bin liraya uygulayamam. Bu örnekte mükellefin ödeyeceği vergi 100 bin çarpı 0.22, 22 bin TL'dir arkadaşlar. Bu vesileyle mükellefimiz 1 milyon 100 bin lira gibi bir avantajdan bu dönemde yararlanmış oldu. Hani hesapladık ya 2 milyon 800 küsür. Hatta bir de onun yatırım işletme döneminde yararlanacak kısmı var. 1 milyon 100 bininden bu vesileyle yararlandım. Kalan tutarlardan da izleyen yıllarda yararlanmaya devam edeceğim. Olay budur. Şimdi çok kısa, 5 dakikan var mı? Var mı? Yani yoksa bitirebilirim. Varsa 5 dakikada zarar mahsubunu aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir diğer konu. Zarar mahsubu. Değerli arkadaşlar, zarar mahsubu konusu, yani çok benim uzatacağım, üzerinde böyle tek tek şunlar şunlar var diyeceğim bir konu değil aslında. Kısa kısa ifade edeceğim. Bildiğiniz üzere geçmiş yıl zararları 5 yıl geçmemek kaydıyla mahsup edilir. Burada önemli nokta, o 5 yıla dikkat etmemiz gerektiği gibi zarar mahsubunda da yıl atlamamaya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın çok tehlikeli görüşleri var bu konuyla ilgili. Şunu kastediyorum. Örneğin bir mükellef zarar mahsubu hakkı var ama bu zarar mahsubu hakkını bir vesileyle kullanmadı. Yani ya unuttu ya işte istemedi falan. Bu kullanmadığınız hakkı ne yazık ki daha sonra kullanmanızı kabul etmiyor. Düzeltmenizi bile kabul etmiyor. O nedenle buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de beyannamelerde gözükmesi mutlak bir şart olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla geçmiş zararlarını, ya nasılsa zarar, vergi çıkmıyor deyip de beyannamede göstermemezlik yapmamak gerekiyor. Mutlaka beyannamelerde göstermemiz gerekiyor. Önemli hususlardan bir tanesi, matrah artırımda bulunan mükelleflerin durumu. Şimdi pek çok matrah artırımı hükmü çıktı biliyorsunuz. Af yasaları çıktı. Bu af yasaları çerçevesinde mükellefler zarar beyan ettikleri yıllara ilişkin matrah artırımdan yararlanmış olabilirler. Bu mükellefler değerli arkadaşlar, söz konusu yıllara ait, yani zarar beyan ettikleri yıllarda matrah artırımda bulunmuşlarsa, bu zararların yarısını mahsup etme hakkını yasa hükmüne göre kaybediyorlar. O yüzden zarar mahsubu yaparken mutlaka sorgulamalıyız. Acaba mükellefimiz matrah artırma hükümlerinden yararlandı mı diye sorgulamalıyız. Şöyle özellikle bir durum var. Bu konuyla ilgili ben aslında Bumin Hocam'ın görüşünü de merak ediyorum. Sonra sorayım ben en iyisi. Şöyle ki, şimdi arkadaşlar matrah artırımına başvurduk fakat diyelim ki süresini ödemediğimiz için matrah artırım hükümlerinden yararlanma hakkımızı kaybettik. Böyle olabiliyor biliyorsunuz. Son çıkan yasada böyle bir durum var. Daha önce matrah artırımı tutarlarını ödemediğimiz takdirde cezalı takibe gidiyorduk. Cebri takibe konu edilebiliyorduk. Ama matrah artırım hükümlerinden yararlanmaya devam ediyorduk. Şimdi ise son 7143'e göre ise eğer ödeme yapmadıysak matrah artırımından yararlanma hakkımızı kaybediyoruz. O zaman soru şu. Matrah artırımına başvurdum, ödemeyi yapmadım, hakkımı da kaybettim. Zarar mahsubunun yarısını o zaman tekrar mahsup edebilecek, kullanabilecek duruma geliyor muyum? Ben geliyorum diye değerlendiriyorum ki sevgili Emre Kartaloğlu da, saymanımız da beni tasdik ediyor, o da beni rahatlattı. Evet, bence de eğer matrah artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybederse mükellef zararını artık tamamını mahsup edebilir. Fakat arkadaşlar yine de orada İdarenin bakış açısına da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki yasada matrah artırımından yararlananlar demiyor da matrah artırımından yararlanmak üzere başvuranlar diyor. Ona da bir dikkat edilmesi gerekir. Ama benim görüşüme göre mutlaka
tekrar o zarar mahsubu tamam olması gerekir. Devraldığımız bölünen kurumlara ait zararları da mahsup edebiliriz. Yurt dışında oluşan zararlarımızı da mahsup edebiliriz. Önemli bir hatırlatma daha. Bu af yasası hükümlerinden yararlanarak kasa bakiyelerini, ortaklar cari bakiyelerini düzeltip bu düzeltme tutarlarını dönem kar olan dışı zararlara yazıp bu zararları KKG olarak beyan eden mükelleflerin durumundan söz etmek istiyorum. Bunlar bilançoda geçmiş yıl zararlarında gözüküyor olabilir. Örneğin 2017 yılı geçmiş yıl zararı milyonlarca lira gözüküyor olabilir. Bu geçmiş yıl zararlarını diğer dönem karlarından mahsup edebilir miyiz noktasında da şunu söylemeliyim arkadaşlar. Eğer böyle bir mahsup yapmaya kalkarsak işletmede fiktif olan bir zararı işletme dışına çıkartmış olduğumuz için kar dağıtına bağlı stopaj doğacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani böyle bir şey yapmamak lazım. Onu söyleyeyim. Bunu da söyledikten sonra değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar. Sağ olun. Sayın İrfan Bural'a çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunum oldu. Keşke zamanımız el verseydi, sunumunun tamamını da dinleseydik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle alalım. Şimdi sözü grup müdürümüz Sayın İsmail Vefa Ak'a bırakıyorum. Söz sizin, buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu tip panellerde ilk konuşmacının bir avantajı oluyor. Daha enerjik geliyor. Konuşmacılar da öyle, dinleyiciler de öyle oluyor. Son gelenlerin de biraz söylem üstünlüğü oluyor. Hele demin doğru söz gibi bir herkesi dinledikten sonra. Şimdi biz hatalar falan da yapacağız. Ondan da biraz çekiniyorum. Ama... Ama biz işte devleti, idareyi temsil ettiğimiz için ortada geldik. Yani herkese eşit mesafede ki konumuzu koruyoruz. Ben öncelikle böyle bir organizasyonu tertip ettiği için İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimine, başkanına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tebrik de ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. İlgi alaka da çok fazla. Bu bizi mutlu ediyor. Ve yine hepinizi sözlerime başlarken saygıyla selamlıyorum. Biz de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak aslında çok sistematik bir sunum hazırlamadık. Örnek olaylar üzerinden gitmeye çalıştık. Karşılaştığımız olayları, bu olaylarla ilgili oluşturduğumuz görüşleri ihtiva eden slaytlar hazırladık. Sunumumuzun başında, ilk bölümünde bir iki mevzuat hatırlatması yapacağız. Yani son dönem değişiklikleriyle alakalı. O kısa bir bölüm. Ondan sonra da bazı özellikle hususlara değinmek istiyoruz. Sonrasında da sunumumuzu bitireceğiz. Şimdi son yıllarda bütün dünyada teknoloji devleri, dijital dünyanın o dev firmaları vergi incelemelerine tabi tutuluyor. Türkiye'de de bu eğilim başlamıştı çoktan. Çok bilindik, hepimizin kullandığı, cep telefonlarımızda kullandığımız firmalar vergi incelemelerine tabi tutuluyorlar. Bunun da bir vergi güvenlik müessesesi olarak nasıl vergilendirilebiliriz sorusuna artık bizim Maliye Bakanlığımız, Gelir Dairesi Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar ve Cumhurbaşkanlığı kararı sonucu stopaj usulü bir vergilendirme rejimi getirilmiş durumda. Tabii bunun bir hikayesi var. Şimdi bu incelemeler sürerken çok ihtilaf konusu da oldu. Tabii bu düzenlemeye çok katılmayanlar da var. Konu iş yeri, Türkiye'de bir iş yeri oluşur mu, oluşmaz mı noktasında. Çünkü OECD model anlaşmalarında ticari kazançlar ancak bir iş yeri vasıtasıyla yapılıyorsa, o iş yeri hangi ülkedeyse o ülkenin vergilendirme hakkı var. Ve o iş yerine atfedilebilen gelir kısmıyla. Eğer ilgili ülkede, diyelim ki Türkiye'de bir iş yeri oluşmuyor ise ticari kazançlarda Türkiye'nin vergilendirme hakkı bulunmuyor. Bu OECD model anlaşmalarında da böyle. Diğer taraftan bizim hem gelir dairesi olarak bakış açımız
hem de vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılmasına dayanak teşkil eden iş yeri yorumu biraz daha farklı. Bu aşamada vergi usul kanunu tasarısını sizle paylaşmak istiyorum. Burada diyor ki, internet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sanayi veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş yeri oluşur diyor. OECD model anlaşmalarında, yorumlarda fiziki bir iş yeri yoksa sen dijital işlemleri, dijital hizmetleri ve vergilendiremezsin. Yani bir web sayfasının iş yeri oluşturmayacağı noktasında yorumlar var. Ancak Türkiye birçok ülkeyle birlikte bu yoruma rezerv koymuş durumda. İşte bu gelişmelerden sonra 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çıktı. Burada artık internet ortamında verilen reklam hizmetleri üzerinden ve ödenen bedeller üzerinden stopaj yapılması kararlaştırıldı. Tam ve dar mükellef gerçek kişiler için %15, dar mükellefiyete tabi kurumlar için yine %15 ve tam mükellef kurumlar için de %0 oranında stopaj oranı belirlendi. Şimdi kısaca şematik anlatmak istiyorum kim nasıl stopaj yapacak diye. Hizmet alan, internet üzerinden reklam hizmeti alan kimse, kuruluş, kişi veya kuruluş, eğer tam mükellef bir kuruma, yani yerel firmaya bir ödeme yapıyorsa, internet üzerinden verilen reklam hizmeti bedeli olarak, burada stopaj oranımız %0. Burada genelde reklam hizmetlerine aracılık etme de söz konusu. İlerleyen slaytlarımızda onu da göstereceğim ama tam mükellef kuruma ödeme yapılıyorsa burada stopaj oranımız %0. Eğer dar mükellef kuruma, ki bu eleştiri konusu yapılan, incelenen bu büyük uluslararası firmalar, bunları kastediyorum. Bunlara yapılan ödemeler veya yine bunlara aracı olan, reklam hizmetlerine aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden de %15 vergi kesintisi yapılacak. Bazen tam mükellef aracı bir kuruma, reklam hizmetine aracılık edilen bir kuruma ödeme yapılıyor. Daha sonra bu aracı kurum da yurt dışı firmaya ödeme yapabiliyor. Hizmeti alan tam mükellef aracı kuruma ödeme yaptığında %0 oranında stopaj uygulayacak. Ancak bu ödeme yurt dışına aktarılırken yine %15 vergi kesintisi yapılacak. Son olarak da tam mükellef olsun, dar mükellef olsun, gerçek kişilere reklam hizmeti, internet üzerinden verilen reklamlar ile ilgili yapılan ödemelerde, gerçek kişilere yapılan bu ödemelerde %15 vergi kesintisi yapılacak. Bir de vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi müessesesi ile ilgili son dönemde bazı değişiklikler oldu. Onlara çok kısa değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu bir teşvik olarak geldi. Geçtiğimiz sene uygulanmaya başlandı. Bunun en önemli şartlarından biri de beyannameyi zamanında vermek, son 3 dönem, yani beyannamenin içinde bulunulduğu yıl ve önceki 2 yıl beyannamelerimizi süresinde vermek ve vergileri de süresinde ödemek. Özellikle süresinde ödeme noktasında geçtiğimiz yıl uygulamada çok büyük sorunlarla karşılaşıldı. Mükellefler belki mağdur oldu. Burada bir asgari tutar vardı, 10 Türk lirası. Bu tutar çok düşük bulunmuştu. Çünkü beyanname üzerinden tahakkuk eden damga vergilerinin ödenmemesi, sehven, unutulması gibi durumlar söz konusu olabiliyordu ve 30 lira, 40 lira gibi çok düşük bedeller sebebiyle vergiye uyumlu mükellef olma vasfı yitirilebiliyordu. İşte bu tutar 250 Türk lirasına çıkarıldı. Bir de özellikle katma değer vergisi kanunu uygulamasında, tecil terkin uygulamasında bazı sorunlar ortaya çıkabiliyordu. Ve bu sorunlarda yine vergiye uyumlu mükellef olma vasfının yitirilmesi sonucunu oluşturabiliyordu. İlgili vergi kanunu uyarınca, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergiler artık bu tecil süresi sonunda 15 gün içerisinde ödenirse, burada da biz sen vergini zamanında ödemedin demiyoruz. Bu 15 günlük süre içerisinde diyelim ki ihracat gerçekleşmemiş olsun ve bu sebeple de tecil edilen vergi ödenmek durumunda kalınsın. O zaman 15 gün süre içerisinde bu vergi ödendiğinde yine %5'lik vergi indirimin müessesesinden faydalanabilecek.
Bu da biraz spesifik gibi duruyor. Burada paylaşmamızın sebebi şu. 7061 sayılı kanunla geldi bu düzenleme. 6361 sayılı yanılmıyorsam finansal kiralama, finansman şirketleri ve faktöring şirketlerini ilgilendiren kanunun 16. maddesine getirildi. Ancak bu kanunun, bu düzenlemenin uygulaması bu yıl. Yani 1-1-2019 tarihi itibariyle bu düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenleme şunu ihtiva ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bu şirketler bazı karşılıklar ayırıyorlar. İşte bu dönemden itibaren artık finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri bu ayrıldıkları karşılıkları kurumlar vergisi kazancıyla ilişkilendirebilecek ve gider olarak düşebilecekler. Ancak bu kanuni düzenlemede faktöring şirketleri zikredilmemiş. Dolayısıyla faktöring şirketlerinin bu kapsamda ayırdıkları karşılıkların biz kanuna kabul edilmeyen gider olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bahsetmek istediklerim bunlardı son dönem gelişmeleriyle alakalı olarak. Şimdi de karşılaştığımız olaylar, bize sorulan sorular karşısında verdiğimiz cevaplar, oluşturduğumuz görüşleri ihtiva eden örnek olaylardan hareketle oluşturduğumuz slaytları sizinle paylaşmak istiyorum. Yine vergi uyumlu mükelleflerle ve bu mükelleflere sağlanan %5'lik vergi indirimi müessesesiyle başlamak istiyorum. Bilindiği gibi Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesindeki nakdi sermaye indiriminde veya 32A maddesinde belirlenen, uygulaması da tebliğiyle açıklanan indirimli kurumlar vergisi müessesesinde hep finans sektörü, bankacılık sektörü, sigortacılık sektörü zikredilir ve bu sektördeki şirketlerin bu uygulamalar dışında olduğu ifade edilir. Vergiye uyumlu mükellefleri, mükelleflere sağlanan vergi indirimi müessesesini düzenleyen mükerrer 121. maddede de benzer bir metin var. Ancak orada finans ve bankacılık sektörü dedikten sonra sigorta şirketleri, reosurans şirketleri, emeklilik şirketleri şeklinde hüküm ifade edilmiş. Dolayısıyla bize sorulan sorular da bu yöndeydi. Sigorta acenteleri, sigorta brokerları %5'lik vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Evet, sigorta acenteleri %5'lik vergi indiriminden yararlanabiliyor. Bilmiyorum hocam, nakdi sermaye indirimiyle ilgili Mümin hocam bazı sunumlar yapacağını söylediniz. Ben özellikle şu slaytı geçiyorum ama nakdi sermaye artımında faiz indirimiyle ilgili iki küçük konuya değinmek istiyorum. Özellikle bir konu olduğunu düşündüğümüz için buraya aldık. Şimdi nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indirimi müessesesi Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinde düzenlenmiş. Burada bazı sınırlar getirilmiş. Siz nakdi sermaye indirimi kapsamında, nakdi sermaye artırımı kapsamında oradan sağlanan kaynakla arazi, arsa aldığınızda bu indirim oranını %0 olarak uygulamak durumundasınız. Ancak bu örnek olayda, bu slaytımıza konu olan olayda öncelikle bir arsa alımı yapılmış. Daha sonra da bir banka kredisi kullanılmış. Affedersiniz, yani banka kredisi alınarak bir arsa alınmış. Nakdi sermaye artırımı da ise daha sonraki bir tarihte yapılmış. Ancak buradan sağlanan kaynak ile bu arsa daha önce alınmış olsa da arsa alımına ilişkin kredinin kapatılması söz konusu ise burada da indirim oranı %0 olarak uygulanacak. Yani arsaya birebir almak değil ama ona ödenen kredileri de bu kaynaktan karşılanması mümkün bulunmamaktadır diyoruz. Daha doğrusu nakdi sermaye artırımından ve bundan faydalanan faiz indirimi müessesinden faydalanmak için bunu söylüyoruz. Bir küçük özellikli konu daha var nakdi sermaye artırımında faiz indirimiyle ilgili olarak. Bizim bir tabii tebliğimizde de geçen bir şart var. O şart şu: nakdi sermaye indirimi artırımı yapıldıktan sonra bu artırıma ilişkin bu nakden konulan tutarın fiilen bankaya yatırıldığının ispatı için banka şubesince onaylanmış hesap özeti istiyoruz. Elektronik ortamda veya kağıt ortamında verilebilir. Peki idarenin yaptığı kontrollerde bu hesap özeti yoksa, ibraz edilmemişse nasıl bir uygulama ortaya çıkıyor? Bu da Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı'yla yaptığımız bir yazışma sonucunda ortaya çıkan bir görüş. Evvelen diyoruz ki bu bir yükümlülüktür.
Bu hesap özeti eğer ibraz edilmemişse burada ikinci dereceden özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir. Ardından biz tabii dairelere şöyle diyoruz. Hemen bu indirimden faydalanamazsın şeklinde bir yaklaşımda bulunmayın. Mükellefle irtibata geçin. Dolayısıyla biz mükellefle irtibata geçiyoruz. Yine 15 günden az olmamak üzere bir süre veriyoruz. Bu süre içerisinde ibraz ediyoruz. Ancak bu süre içinde de eğer ibraz edilmezse bilgi istememize ve belge istememize rağmen bu ibrazın yapılmaması sebebiyle burada mükellefin özel usulsüzlük cezasıyla muhatap olması söz konusu olabilir. Ancak geç de ibraz edilse bu banka hesap özetinin bir şekilde ibraz edilmesi halinde tabii ki mükellef bu indirim müessesesinden yararlanabilecek. Bu da tartışmalı bir konu aslında. Taşınmaz satış kazancı istisnası, yani bizim 5-1'e istisnası olarak da ifade ettiğimiz. Bilindiği üzere bu istisna kapsamında satış kazancı istisna oranı ölçüsünde fon hesabına alınacak. Ancak sermaye ilave edilebilir. İşletmeden çekilemez, başka bir hesaba nakledilemez. Dar mükellef kurum için ana merkeze aktarılamaz. Yoksa istisna şartları ihlal edilmiş oluyor. İşletmenin tasfiyesi de yine istisna şartlarının ihlali sonucunu doğurmakta. Ancak burada şöyle bir soru sorulmuş bize bu olayda. Mükellef bu istisnadan faydalanmış. Ama tasfiyeye girmiş. Ben şimdi tasfiyeye girişi mi yoksa tasfiyenin sonuçlanmasını mı bekleyeceğim? Burada yargı kararları da farklı olabilir. Farklı görüşler, makaleler de olabilir. Ancak bizim tebliğimizde görüşlerimizde tasfiyeye girilmiş olmasının istisna şartını ihlali sayıyoruz biz. Ve tasfiyeye girildiği dönemde bu istisnadan yararlanılan tutarın kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesini düşünüyoruz. Bir görüş de şöyle var, onu da belirtmemde fayda var. Kanunda lafzen diyor ki işletmenin tasfiyesi. Tasfiyesi yani tasfiyenin sonuçlanması lafzen anlamını ortaya çıkarabiliyor. Ancak kanunun gerekçesinde, amacında bu istisna işletmeleri finansal yönden güçlendirmek için, mali bünyelerini güçlendirmek için getirilmiş. Yani kısacası firmaları, işletmeleri yaşatmak için. Ama tasfiyeye giren bir işletmenin bu amacı güttüğünü söylemek bizce idarece mümkün değil. Yani bunu özellikle biraz tartışma konusu olan bir konu. İdarenin görüşü ve durduğu pozisyonu açıklamak açısından sizinle paylaşmak istedim. Yine 5-1'e istisnasıyla ilgili şunu bilmemiz lazım. Elden çıkarma, elde tutma yani aktifte bulundurma süresi önemli. 2 yıllık bir süremiz var. Ancak tabii ki elden çıkarılan taşınmaz mutlaka tapuda şirket adına tescil edilmiş olması lazım. Bu bizim olmazsa olmazımız idare olarak. Ama elde bulundurma, aktifte bulundurma süresi ile alakalı olarak tescil bizim olmazsa olmazımız değil. Çünkü işletmeler taşınmazları edindiklerinde adlarına tapuda tescil işlemleri fiilen kullanma veya fiilen edinim tarihinden çok sonra olabiliyor. Bu örnek olayımızda da böyle olmuş. Satış sözleşmesi 2012 yılında ve faturada 2012 yılında kesilmiş. İşletme bu taşınmazı iş yeri olarak 2013 yılında kullanmaya başlamış. Ancak işletmenin adına bu taşınmazın tescil işlemi ancak ve ancak 2017 yılında gerçekleşmiş. Şimdi biz burada bu taşınmaz 2017 yılın içerisinde veya 2018 yılında bir yıl sonra elden çıkarıldığında tescil tarihinden sonra bir yıl geçmiş, sen bunu iki yıl aktifinde bulundurmamışsın demiyoruz. Fiili kullanım tarihini dikkate alıyoruz. Dolayısıyla bu örneğimizde mükellef yani diğer kriterleri de sağlaması halinde taşınmazı iki yıldan fazla elinde bulundurduğu için 5-1'e istisnasından faydalanabilecek. Yine aynı konu. Burada da iktisap tarihiyle alakalı bir olay vardı. Bu slaytımıza konu teşkil eden olayda. Bilindiği gibi devir ve bölünme, yani kurumlar vergisi kanunu kapsamında devir ve bölünmelerde taşınmaz, yani 5-1'e istisnasının uygulaması bakımından iktisap tarihi olarak devr olan
devr olarak münfesih olan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas alınıyor. Ancak ferdi işletme de Gelir Vergisi Kanunu 81. maddesi kapsamında bütün aktifi pasifiyle bir sermaye şirketine devredilebilse de kurumlar vergisindeki devir ve bölünme gibi bir bölünme veya devir söz konusu olmadığı için buradaki biz iktisap tarihini sermaye şirketi için sermaye şirketinin ferdi işletmeyi devraldığı ve bu taşınmazı aktifine kaydettiği tarih olarak alıyoruz. Bu aktife kaydettiği tarihten sonra sermaye şirketi 2 yıl süreyle bunu elinde tuttuğunda, daha sonra elden çıkardığında istisnadan faydalanabilecek. Bu konu da özellikle bir konu olduğu için aslında biraz gelir vergisi mevzuatını ilgilendiriyor ama kurumlar vergisi mükelleflerinin ortaklarını da çok ilgilendirdiği için paylaşmak istedik. Bir de şöyle bir şey oldu. Aslında bu bir görüş değişikliği. Katılmayanlar da oldu ama Maliye Bakanlığı geçtiğimiz sene görüşünü bu şekilde değiştirdi. Konu şu, bilindiği gibi değer artışı kazancı kapsamında bir hisse senedini siz 2 yıldan fazla elde tutuyorsanız, 2 yıldan sonra bu hisse senetlerini elden çıkarıyor iseniz, bu bir değer artışı kazancı kapsamında vergiye tabi olmuyor. Daha önce de limited şirketlere ait ortaklık hisseleri elde bulundurma süresi bakımından tür değişme değerlerinde dikkate alınıyordu. Şöyle oluyordu. Limited şirket tür değiştirerek anonim şirket oluyordu. Ve anonim şirket hisse senedi elden çıkarılıyordu. Bu elden çıkarmada biz 2 yıllık süreyi nasıl hesaplayacağız? Maliye Bakanlığı görüşleri diyordu ki limited şirkette geçirilen süre de dikkate alınır. Hepsi toplanır. Daha sonra elden çıkarma süresi eğer 2 yılı geçiyorsa burada herhangi bir değer artış kazancı hesaplanmaz. Ancak Maliye Bakanlığı geçtiğimiz yıl görüş değiştirdi. Burada eğer bir limited şirket anonim şirkete dönüşür ise artık burada hisse senetlerinin elde bulundurma süresi hisse senetlerine fiilen tasarruf edildiği tarihten itibaren başlıyor. Yani hisse senetlerinin basıldığı tarihten itibaren. Biraz da kiralama işlemlerinin iktisadi işletme oluşturması konusuna değinelim. Bilindiği gibi dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri değiller. Ancak bunlara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi. Bazı işlemler işin mahiyetine göre, ticari mahiyetine göre dernek ve vakıflara ait veya bağlı iktisadi işletme oluşturabilir. Kiralama işlemleri de bunlardan biri. Bu örnek olayımızda da biz şunu diyoruz. Eğer mükellef, daha doğrusu dernek veya vakıf gayrimenkulünü, taşınmazını kuru mülkiyet olarak yani adi kiralama olarak kiralıyor ise burada bir ticari organizasyon söz konusu değilse, bu kiralama bir ticari mahiyet taşımıyorsa burada bir iktisadi işletme oluşmaz. Ancak işletme hakkının devrini de içeren ve iktisadi işletme mahiyetinde bulunan bir gayrimenkulün kiralanması halinde burada ayrı bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bilindiği üzere kurumlar vergisinin geçici 2. maddesinde 2020 yılı sonuna kadar dernek ve vakıfların kiralamalarının iktisadi işletme oluşturmayacağı hüküm altına alınmış. Ama bu örnek olayımızda şöyle bir durum söz konusu. Bir vakıf bir okul binası kiralaması yapıyor bir şirkete. Ancak bu okul ile ilgili vakıf bütün izinleri almış, ruhsatları almış. Okul için gerekli olan bütün donanım, araç gereç mevcut. Bu şekilde bu vakıf eğer bir şirkete kiralama yapıyorsa aslında bu işletme hakkının devri şeklinde geçiyor. Bunu basit bir gayrimenkul kiralaması olarak değerlendirmiyoruz. Ve dolayısıyla burada bir iktisadi işletme oluşması söz konusu. Biraz konudan konuya geçiyorum gibi oluyor ama gerçekten özellikle bulduğumuz konuları ve uygulamada da karşılaştığımız konuları biraz paylaşmak için bunu yapıyorum. Biz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tabii katma değer vergisi çok gündemde. Bunun iadeleri hem mükellefleri ilgilendiriyor hem ekonomiyi ilgilendiriyor ama İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı cesameti itibariyle çok yüksek oranda kurumlar vergisi iadesi de yapıyor. Geçtiğimiz yıl tabii istatistikler kesinleşecek ama 1 milyar TL'ye yakın nakden mahsuben iade yaptık. Bu iadelerimizi biz belli usul ve esaslara göre yapıyoruz.
252 no'lu tebliğimizde belirlenen usul ve esaslara göre. Şimdi burada fazla ve yersiz ödenen vergilerden dolayı veya geçici vergiden veya tevkif suretiyle ödenen vergilerden dolayı iadeler yapabiliyoruz. Tevkif suretiyle ödenen vergilerle ilgili eğer bir nakden iade yapıyor isek bunun belli hadleri var. 10 bin Türk lirasına kadar biz kontrol ediyoruz. 10 bin TL ile 100 bin TL arasındaki kurumlar vergisi iadelerinde YMM raporunu kabul ediyoruz. Bunun üstündeki tutarlar vergi inceleme raporuyla sonuçlanıyor. Ancak teminat mektubu verilmesi suretiyle de biz iadelerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra yapılan kontrol veya incelemelerle bu teminatlar çözülmüş oluyor. Şimdi iş ortaklığında uygulamada teminat mektupları illa o iş ortaklığı adına düzenlenemeyebiliyor. Burada biz iş ortaklıklarında ortaklardan herhangi birinin kefaleti ile süresiz ve şartsız olarak düzenlenecek teminat mektuplarında kabul ediyoruz ve buna göre nakden iade işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine bir hususu daha burada bir karşılaştığımız olayla ilgili sizinle paylaşmak istiyorum. Geçmiş yıl kârlarının bağış olarak dağıtılması. Bu slayta konu teşkil eden olayda mükellef genel kurul kararı almış ve demiş ki ben kârımın şu kadar tutarını hayır işlerine harcayacağım. Okullara, derneklere, vakıflara bağışlayacağım. Ancak muhasebeleştirirken bu işlemleri veya işin uygulamasında bu tutarları 570 geçmiş yıl kârları hesabıyla mahsup etmiş veya o hesaptan çıkış yapmış. Biz burada bu hesaptan yapılan çıkışı bir kâr payı dağıtımı olarak işleme tabi tutuyoruz ve buna bağlı olarak stopaj işlemi yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu hesap da biraz kritik bir hesap. Tıpkı ortaklardan alacaklar gibi, kasa hesabı gibi. Bu 570 geçmiş yıl kârları ile ilgili hesaptaki oynamaları idare çok kolay çek ediyor, kontrol edebiliyor. Dolayısıyla bu hesaplardaki işlemlere de biraz daha dikkatli olmak lazım. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde, bu da özellikle bir konu olduğu için seçtik, Kızılay Derneği'ne bir bağış yapılmış. Bilindiği gibi kanunda Kızılay ve Yeşilay Derneği'ne, cemiyetine yapılan nakdi bağışlar beyanname üzerinden tamamıyla vergi indirilebiliyor. Ama bu olayda Kızılay Derneği'ne kıyafet bağışı yapılmış, yani aynı bir bağış. Görüldüğü üzere ilgili kanun maddesi kapsamına bu iş girmiyor. Ancak siz derneğin sadece Kızılay'da olmayabilir, derneğin tüzüğüne veya vakıf da olabilir, vakfın senedine baktığınızda eğer bu dernek veya vakıf gıda bankacılığı yapıyorsa ve yapılan bağış da ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere şartlı olarak yapılıyorsa bu örneğimizde öyle gerçekleşmiş. Kıyafet bağışı da olsa Kızılay'a biz bunu Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde gıda bankacılığı kapsamında yapılan gider olarak dikkate alıyoruz. Dolayısıyla bu örnek olayda da mükellef Kızılay'a yaptığı kıyafet bağışının maliyet bedelinin tamamını gider yazabildi. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde bir teşvik var. Biliyorsunuz bir vergi indirim müessesesi var. Yurt dışı mukim kurumlara yapılan hizmet ihracı diye kısaca adlandırabiliriz. Eğitim ve sağlık hizmetleri ve kanunda sayılan işte tıbbi raporlama, muhasebe ve benzeri işlemler, sertifikasyon hizmetleri. Bu kapsamda yapılan hizmet ihraçları belli şartlar dahilinde beyanname üzerinden indirim konusu yapılabiliyor. Sağlık, yani bizim en çok karşılaştığımız hususlarda Türkiye'de de sağlık turizmi çok yaygın olduğu için sağlık sektöründeki hizmet ihracının ne şekilde olduğu bize çok soruluyor, yani bu uygulaması nasıl olduğu şeklinde. Şimdi burada bir şartımız faturanın mutlaka yurt dışı mukim kişi veya kuruma düzenlenmesi. Bu bizim olmazsa olmaz şartlarımızdan biri. Ancak uygulamada bizim ülkemizin sosyal güvenlik kurumu ile başka ülkenin sosyal güvenlik kurumunun birbiriyle anlaşması söz konusu olabiliyor. Protokoller imzalanması söz konusu olabiliyor. Bu kapsamda eğer böyle bir uygulama söz konusu ise biz sosyal güvenlik kurumuna kesilen faturayı da
kabul ediyoruz bu uygulama kapsamında. Ve yine yabancı elçilik veya konsolosluklar vesilesiyle hastalar da gelebiliyor bazen. Burada da şöyle diyoruz. Sen faturayı illa hasta adına kesmek zorunda değilsin, yani yurt dışı muhkimi olan. Türkiye'deki elçiliğine veya konsolosluğuna da kesebilirsin. Ancak hastaya ilişkin bilgileri de faturaya yazarsan biz bu faturayı da bu indirim kapsamında kabul ediyoruz uygulamada. Bir de girişim sermayesi fonumuz var. Vergi usul kanunun 325A maddesi kapsamında. Bunun bazı şartları var. İşte beyan edilen gelirin %10'unu aşamayacak. Öz sermaye tutarının 120'sini aşamayacak. Ama şartlardan biri de ayrıldığı yıl, yani beyanname üzerinde gösterildiği yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım fonlarına veya ortaklıklarına bu tutar yatırılacak. Şimdi bizim karşılaştığımız olay şu. Mükellef diyelim ki, yıllar tam doğru olmayabilir olayımızda, 2016 yılı beyannamesi üzerinde, yani 2017 Nisan'da verdiği beyannamede bu girişim sermayesi tutarını ayırdı, koydu. Bu tutarı 31-12-2017 tarihine kadar girişim sermayesi yatırım fonuna veya ortaklığına aktarmak zorunda. Diyelim aktarmadı, ne oldu? İşte bu bizim olayımızda mükellef, bunu biz de tespit edebiliyoruz bazen. İade incelemelerimizde veya normal incelemelerde. Veya mükellef bunu ben yatıramadım, düzeltme beyannamesi vereyim diyebiliyor. Bu düzeltme beyannamesini o hatayı veya o yatırmamasını tespit ettiği yıl değil, hangi beyanname üzerinde bu fonu ayırdıysa o beyannamenin düzeltme beyannamesi olarak vermek durumunda. Ayrıca verdiğim örnekte 2016 yılına ilişkin olarak 2017 Nisan'da verdiği beyanname üzerinde bu tutarı gösterdiği için o beyan dönemindeki ödeme tarihinden, yani Nisan sonundan, Mayıs başından düzeltme beyannamesini verdiği tarih, yani son tarihatın tahakkuk tarihine kadar da bir gecikme faizi söz konusu olacak. Biraz daha hızlanabilirim. Bilmiyorum, 20-30 dakika falan hesapladım ama ben. Bu da örnek bir olay. Devre mülk satışı söz konusu. Başka bir satış da söz konusu olabilir. Bu olayda devre mülk yapılmaya, yani taşınmaz inşa edilmeye başlamış. Ama henüz tamamlanmadan satışlar yapılmaya başlamış. Tahsilatlar yapılmış. Burada kurumlar vergisi açısından, tabii işin KDV boyutu da var, kritik. Vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşir? Burada mükellef doğru olanı yapmış, şöyle yapmış. Tahsil ettiği bu tutarları satış olarak değerlendirmemiş. Avans hesaplarında mı göstermiş? Evet, avans hesaplarında göstermiş. Hatta KDV'den de kaçınmak için fatura ve benzeri belge düzenlememiş. Bir alındı belgesi gibi bir belge düzenlemiş. Ve sonra da teslim anında faturayı düzenlemiş. İşte bu şartlar dahilinde, bu devre mülk satışlarında vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği dönemde bu kazançlar kurumlar vergisine tabi olur. Bu da devre mülkün alıcısı adına tapuda tescil edildiği tarih olabilir. Veya yine tescil söz konusu değilse fiilen alıcının kullanımına bırakıldığı tarihte kurumlar vergisi doğacak. Yine bu bir örnek olayımızda kat karşılığı bir inşaat yapılmış. Dairelerin bir kısmı satılmış, bir kısmı satılamamış. Stokta bekliyor. Tabii bu bir site olabilir. Bazı daireler dolmuş, bazıları boş kalmış. Bunun bir takım genel giderleri söz konusu olabilir. Elektrik giderleri, yakıt giderleri diye. Bunu indirebilir miyim diye soruyor mükellef. Tabii bir genel giderin indirilebilmesi için evvelen işle ilgili olması lazım. Karşılığında sabit bir kıymet iktisap edilmemiş olması lazım. Maliyete eklenecek harcamalardan biri olmaması lazım. Bu şartları taşıyorsa elbette genel gider kapsamında harcamalar indirim konusu yapılabilir. Dolayısıyla biz de bu örnek olayımızda şirketin stoğunda bekleyen bu dairelere ilişkin elektrik ve yakıt giderlerinin kurumlar vergisi kanunu kapsamında kazancın tespitinde gider yazılabileceğini söylüyoruz. Bu örnek olayımızda da tevkifatla alakalı. Bunu bize özel bütçeli bir kuruluş sormuştu, bir üniversite sormuştu. Şimdi bir hak ediş ödemesi yapılıyor. Hak sahibi fatura kesiyor. Fatura kestikten sonra, tabii bu özel bütçeli kuruluş olduğu için faturaların onaylanması, yani hak ediş faturalarının onaylanması, daha sonra bunun muhasebe servisine intikali,
kayıtlara alınması, ödenmesi arasında bir süre geçiyor. Tabii tevkifat döneminde geçebiliyor. Tevkifat dönemi hangi dönem? Biz burada da diyoruz ki, çünkü yani fiilen ödeme tarihi mi yoksa fatura kesildiği tarihi mi baz alınacak? Biz de burada diyoruz ki bu özel bütçeli kuruluşun başka şey de olabilir tabii. Fatura, hak ediş faturalarını onayladığı tarih hesaben ödemenin yapıldığı tarih olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Dolayısıyla bu tarihi ihtiva eden dönem bizim için tevkifat dönemi. O yüzden beyanname, ilgili dönem beyannamesine bu tutarın tevkifat matrağı olarak, vergisi olarak muhtasar beyannamede beyan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yıllara sari inşaat işi, biz bu kapsamda çok iade de yapıyoruz, görüş de veriyoruz. Ülkemizde de çok sıklıkla baş vurulan bir işleyiş, bir uygulama. Gelir Vergisi Kanunu'nun 42. maddesine göre yıllara sari inşaat ve onarım işlemleri özel bir vergilendirme rejimine tabi. Burada hemen vergilendirme yapılmıyor. İşin bitimi bekleniyor. İş bittikten sonra, yani işin bitim tarihi itibariyle kar veya zarar hesaplanıp işin bittiği yıl beyannamesine dahil ediliyor. Uygulamada bazen bir iş yıllara sari inşaat işi olarak başlayıp yılı içerisinde bitebiliyor. Bazen de o şekilde başlamayıp süre uzatımlarıyla veya uygulama içerisinde gecikmelerle yıllara sari inşaat işi vasfı kazanabiliyor. Ama işin nasıl başladığı bizim için çok önemli. Eğer bir iş ilk başta yıllara sari inşaat işi olarak başlamamışsa, burada velev ki %3'lük bir tevkifat tutarı var yıllara sari inşaat işlerinde, bir tevkifat yapılmış ise biz bunu yersiz bir tevkifat olarak değerlendiriyoruz. Yani bir vergi hatası olarak. Uygulamada bazen iş yıllara sari inşaat işi olarak başlamıyor. Mükellef %3'lük tevkifatını yapıyor. Daha sonra uygulama işleyiş devam ederken iş yıllara sari inşaat iş vasfını kazanıyor. Diyor ki zaten benim kestiğim %3'lük tutarlar söz konusuydu. Sonra işin bittiği yıl beyannamesinde bu tutarlar da dahil edilerek vergiden mahsup ediliyor. Bizim iade rejimlerimizde, yani yersiz, mesela yersiz tahsil edilen vergiyi iade etmemizle tevkif suretiyle ödenen verginin iadesi rejimlerimiz farklı. Dolayısıyla iş yıllara sari inşaat işi vasfını da kazanmış olsa sonra öncelikle kesilen vergileri biz yersiz kesinti olarak dikkat ediyoruz ve ona göre muamele ediyoruz. Yani kazançtan mahsup ettirmiyoruz. Ve yine şunu da bilmemiz lazım. Tevkifat da yapılmamış da olabilir. İş yıllara sari inşaat işi olarak başlamamış da olabilir. Daha sonra bu vasfı kazandığında bu yıllara sari inşaat işi vasfı kazandıktan itibaren yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden %3 vergi kesintisi yapılmak zorunda. Bir de zarar mahsubu var. Devralınan kurumlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında belli şartlarda siz devraldığınız kurumun zararını da devralabiliyorsunuz ve mahsup imkanınız var. Bu şartlar şöyle. Son 5 dönem vergi beyannamesini zamanında vereceksiniz. 5 yıl boyunca devraldığınız kurumun faaliyetini devam ettireceksiniz vesaire. Şimdi bu örnek olayımızda şöyle bir şey var. Bilindiği gibi yapılandırma kanunlarında 6736, 7143 bu kanunlarda eğer siz bu kanunlar kapsamında bir matrah artırımı yapmışsanız, matrah artırımı yapılan dönemde geçmiş yıl zararının %50'sini ancak dikkate alabiliyorsunuz. Bu örnekte devralan kurum ilgili dönemlere matrah artırımında bulunmuş. Ancak devraldığı kurum her ne kadar infisah etse de, yani hukuki varlığını ortadan kaldırsa da, devralan kurum bu yapılandırma kanunundan faydalanmamış. Dolayısıyla kendi işleyişi içerisinde oluşan geçmiş yıl zararlarını matrah artırımı sebebiyle bu devralan kurum %50'sini dikkate alabilse de, devraldığı kurum 6736 veya işte 7143 sayılı kanundan yararlanmamışsa matrah artırma noktasında, bu devraldığı kurumun öz sermayesini geçmeyen zararların tamamını mahsup edebilecek. Ve son olarak da ödenmeyen geçici vergi. Genel olarak 4. geçici vergi dönemi kimi zaman ödenmesi unutulabiliyor, beyanı da unutulabiliyor. Geçici vergi yıllık kurumlar vergisinde mahsuben alınan bir vergi. Dolayısıyla mahsup dönemi girdiği andan itibaren biz idarede uygulama olarak artık geçici vergi uygulamasına son veriyoruz.
Dolayısıyla bir geçici vergi 4. dönem beyan edilmiş ise ve ödenmemiş ise o vergi zaten 1 Nisan'dan itibaren, yani kurumlar vergisinin beyannamesinin verilme tarihinden itibaren idarece terkin edilmeli. Bir de şöyle hatalar da yapılabiliyor. Ödenmemiş vergi yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilip beyannameden yıllık tahakkuk eden vergiden mahsup da edilebiliyor. Bu durumda da tabii idare burada bir kurumlar vergisi vergi ziyanı ortaya çıkarıyor. Bu da cezalı bir tarhiyat söz konusu olabilir burada. Böyle bir durumla karşılaşılabilir. Ödenmeyen geçici vergi kurumlar vergisinde mahsup edilmiş ise eğer eksik tahakkuk edilerek ödenmeyen kurumlar vergisi üzerinden vergi ziya cezası kesiliyor. Bir de eğer bir dördüncü dönem vergi genelde çok görüyoruz. Zamanında beyan edilmiş ama ödenmemişse burada da dördüncü dönem geçici verginin vade tarihinden, yani ödeme vade tarihinden itibaren 1 Nisan'a kadar, yani kurumlar vergisi, yani o terkin edilmesi gereken tarihe kadar içinse gecikme zammı hesaplıyor ve uygulamamızı bu şekilde yerine getiriyoruz. Sabırla dinlediğiniz için, ilginiz, alakanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın İsmail Vefa Akıt, çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Doktor Bumin Doğru Söz hocama sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Evet, ben herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Önce birkaç genel konudan başlayacağım. Sonraki sermaye arttırımında indirim ve dürüst mükelleflere tanınan bir indirim var. Ondan da bahsedeceğim, bitireceğim. Fazla uzatmayacağım. Yani sona kalmanın her türlü dezavantajı içerisinde 25 dakika içerisinde de bitirmeye çalışacağım. 25 dakika içinde bitireceğim deyince bayağı tebessüm oldu salonda, anlıyorum. Önce genel birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Diğer konuşmacılar bana da top attılar ama o toplara girmeyeceğim uzatmamak için. Şimdi önce biraz da başka şeylerden bahsedeyim. Mesela önümüzdeki sene acaba bu konuları mı konuşuyoruz olacağız diye. Şu anda mesela vergi konseyinde bir çalışmamız var bizim, kurumlar vergisi çalışma grubu olarak. Eğer yasalaşırsa önümüzdeki seneye belki daha değişik kurumlar vergisi konularını da burada konuşuyor olabileceğiz. Oran meselesi var. Kurumlar vergisi oranı olarak baktığımızda %22. Tabii Avrupa Birliği içerisinde bakarsanız çok fazla yüksek bir oranımız yok. Oran o kadar yüksek değil ama bizimle rekabet eden ülkelere, mesela Bulgaristan'a, Çekoslovakya'ya, Romanya'ya baktığımızda %10'lara, %15'lere kurumlar vergisini çekmiş vaziyetteler. Bizle rekabet eden ülkeler mesela Bulgaristan, Hırvatistan, Çekoslovakya, İrlanda, Moldova, Polonya, Romanya, Slovanya, bunların hepsinin kurumlar vergisi oranları şu anda %22, bırakın %20'nin bile altında, %10'larda gezen ülkeler var. Onun dışında neler çalışıyoruz derseniz, bir zararın geriye doğru yürütülmesi üzerinde çalışıyoruz. Eğer geçen sene karlıysak, bu sene zarar ettiysek, bu zararın bir kısmını düzeltme beyannamesi vererek geçen seneki ödediğimiz vergiden mahsubunun sağlanması gibi işletmeleri biraz daha rahatlatmaya yönelik bir teşvik üzerinde çalışılıyor. Bunun dışında transfer fiyatlandırması veyahut da örtülü sermaye faizini düzeltme müesseselerinde çok büyük sıkıntılar var. Müesseseleri adeta kitleyen uygulamalar var. En azından bir tanesinden söz edeyim size. Yargının görüşü de orada değişik. Örneğin örtülü sermaye teşkil ediyor. Bu nedenle ben ilişkili kişiden almış olduğum borcun faizini ne yaptım? KKEG yaptım. Benim ortağa ödediğim veya ilişkili kişiye ödediğim faizle siz kurumlar vergisi açısından temettü kabul ediyorsunuz. Peki bu temettü üzerinden KDV hesaplanacak mı? Şu anda yargı da ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısım Danıştay kararları diyor ki hayır, burada KDV olmaz.
Bir kısım yargı kararları diyor ki mesela Anadolu yakasındaki vergi dairelerinden çıkan ihtilaflarda KDV olmaz görüşü biçimde yargı kararları çıkıyor. Buna karşılık Avrupa yakasındaki vergi dairesinin ihtilaflarında ise hayır burada KDV olur biçiminde kararlar çıkıyor. Bunları düzeltici bir çalışmamız var ve en önemlisi de konsolide kurumlar vergisi beyannamesinin getirilmesi üzerinde çalışılıyor. Eğer bir şirket diğer bir şirketin %90'ından fazla hissesine sahipse, iştirak oranı %90'ını geçiyorsa iki şirketin ortak beyanname vermesi, böylece zararların ve karların birbirleri içerisinde kompanse edilmesi artı yine bu şekildeki grup içerisinde yer alan şirketler arasında örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması müesseselerinin uygulanmaması gibi müesseseler üzerinde çalışıyoruz. Burada daha yani 2-3 model var dünyada bakarsanız bu konuda herhalde Hollanda modeli uygulanacak. Bunun dışında yargı kararları açısından bakarsanız hani diğer konuşmacıların da kısmen değindiği konulardan en büyük sorunlardan bir tanesi de özellikle işletme sahibi tarafından ödenen tazminatların gider yazılması konusunda karşımıza çıkıyor. Örneğin vergi kanunu diyor ki hem gelir hem kurumlar vergisi kanunu diyor ki suç teşkil eden tazminatları konusu suç oluşturuyorsa o tazminatı gider yazamazsınız diyor. Ama bizim Maliye Bakanlığı da bu suç kelimesini ne hikmetse kusur diye anlıyor. Ama kusur ve suç farklıdır. Bu konuda Danıştay'ın görüşü derseniz hayır suç teşkil etmiyorsa kusurlu olsanız bile siz bu tazminatı gider yazabilirsiniz biçimindeydi. Ama bu sene o yerleşik iştihadır aleyhine bir tane karar çıktı dördüncü daireden. Hayır kusurluysanız gider yazamazsınız biçiminde. Orası da biraz işler karışmış vaziyette. Yine yargının pek fazla benimsemediği bir görüş var. Ona da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz idari anlayış özellikle kur farkı zararlarının çok olduğu ve birçok bilançonun tersine döndüğü yani teknik zararın ve sermaye kaybının oluşmuş olduğu hallerle ilgili olarak ne yapıyoruz? Eğer şirket sermayesini yitirme riski içerisindeyse ticaret kanununa göre, o oranlara göre ne yapıyoruz? Ortaklardan bu yitirilen sermayeyi kapatmak üzere zarar telafi fonu adı altında veya sermaye kaybı fonu adı altında ne derseniz deyin ortaklardan bir para alıyoruz. Bunu idare gelir kabul etmek anlayışı içerisinde. Hatta bazı raporlar var. Ya bu gelirin içerisinde de 300'lere KDV ayrılması gerekir diyen inceleme raporları da gördük. Bu da yargı tarafından pek fazla bu görüş benimsenmiyor. Zaten 38. maddeye de aykırı gelir vergisi kanunu. Ne diyor gelir vergisi kanunu 38? İşletmeye ortaklar tarafından ilave edilen değerler yıl sonunda öz sermaye mukayesesinde düşülür diyor. Dolayısıyla bu hususta herhalde düzelecek diye düşünüyorum. Aksi takdirde şu anda zaten zorda olan işletmeleri de daha zora sokacak olan bir görüş haline giderek gelmekte. Bunun yanı sıra birkaç tane yargıya intikal etmiş dava var. Anayasaya aykırılık iddiaları var. Bilmiyorum içinizde de dava açanlar var mı? Özellikle motorlu taşıtlar vergisi kanunu ve özel iletişim vergisinin gider yazılamayacağına ilişkin hükümlerin anayasaya aykırılığı birkaç mahkemede ileri sürüldü. Anayasa Mahkemesi'ne eğer giderse önümüzdeki yıllarda bunlar da gider yazılabilir hale gelecek. Çünkü gerçekten mali güce göre kazancın veya gelirin saptanması ilkesine aykırılık teşkil ediyor. Şimdi bundan sonraki konularıma giriyorum. Hızlı hızlı geçeceğim vaktinizi fazla almamak için çünkü soru cevaplara fazla zaman kalmayacak. Şimdi nakit sermaye arttırımında indirim müessesesi işte kanunun 8. maddesinde düzenlenmiş ve bu konuda 9 sayılı kurumlar vergisi kanununda da gerekli açıklamalar zaten yapılmış. Yasal dayanak dediğim gibi 10. madde. Kimler yararlanabilir? Sayın Ak da söylediler. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler hariç olmak üzere ve kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere diğer mükellefler bundan yararlanabilirler. Kısaca ve kabaca söylemek gerekirse nedir diye çünkü hızlı geçiyorum sorulara bırakacağım zaman sorunu dolayısıyla.
Diyor ki nakdi sermaye artışı yapıyorsanız veya yeni bir şirket kurup da nakdi sermaye koyuyorsanız ticari krediler ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranıyla çarpacaksınız. Ve ilgili hesap dönemine kadar geçen sürenin %50'sini indirim olarak kurum kazancından indireceksiniz diyor. Formülü zaten demin söylediğim gibi nakdi sermaye artış tutarını ticari krediler faiz oranıyla çarpıp indirim oranına uygulamak suretiyle kalan süreyle de çarpmak suretiyle indirim tutarını buluyoruz. Ancak burada sınır var. O da 1 milyon lirayı geçmemesi gibi. Tabii mükellef lehine bir şey olduğu için bu 1 milyon liranın her sene endekslenerek artması kabul edilmemiştir. Enflasyon yüzde ne olursa olsun o 1 milyon lira hala aynen devam ediyor. Hazine lehine olsaydı mutlaka endeksleme getirirdik ama burası mükellef lehine olduğu için endekslemeyi kanun koyucu kabul etmemiş. Evet, 1 Temmuz 2015'ten önce diyor sermaye arttırımı tescil edilmiş olması lazım. Yani bu tarihten önce yapılmış olan sermaye artırımları kapsama girmiyor. Şimdi burada biraz kavgalar var. Kapsama girmeyen sermaye artışları nelerdir denildiği zaman. Bir, sermaye şirketlerinin nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları. Yani aynı sermaye koyacak olursanız bu uygulamadan yararlanamazsınız. Birleşme ve devir ve bölünme işlemlerinde yararlanamazsınız. Çünkü neden? Gerek birleşmede, gerek devirde, gerek bölünmede ticaret mahkemesine tespit ettirdiğimiz öz varlık değerleri ticaret hukuk açısından nakdi sermaye değil, aynı sermayedir. Dolayısıyla yararlanmak mümkün değildir. Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermaye eklenmesinde örneğin iç kaynakların sermaye eklenmesini de Maliye Bakanlığı kabul etmiyor. Ben bunu nakdi sermaye içerisinde kabul etmem diyor. Doğrudur, ticaret kanunuyla uyumludur ama batı hukuklarındaki mantık daha farklı olduğu için ona birazdan geleceğim. Dolayısıyla yani kabul edilmemesi için bir engel olmadığı kanaatindeyim ama şu andaki görüş bu yönde. Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili kişilerden kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları. Ben buraya kendimce doğru yazdım. Çünkü neden derseniz Maliye Bakanlığı genel tebliğinde, 9 sayılı genel tebliğinde hayır diyor, kredi alarak gerçekleştiremezsiniz diyor. Ama buradaki kredi alınan kişinin ortakla ilişkili kişi olması lazım. Yoksa ben sermaye arttırımındaki ya benim hisse oranım düşmesin diye ister borç alırım ister bankadan kredi çekerim sermaye artışına iştirak ederim. Bu kimi ne ilgilendirir? Bu benim tamamen kişisel tercihimdir. Ha, ortakla ilişkili kişiden borç alıyorsanız burada hülle var diyebilirsiniz. Doğru. O zaman katılırım Maliye Bakanlığı'nın görüşüne. Ama Maliye Bakanlığı genel tebliğde her türlü borçlanma olmayacak diyor. İlla cebinden karşılayacaksın. Bunu nasıl saptayacaksınız? Saptayamazsınız da. Halka açık şirkette bir sürü insan sermaye artırımına katılıyor. Rüşen hakkını kullanıyor. Tek tek onların hesaplarını mı inceleyeceksiniz? Hele yabancı ortak sermaye artırımına katılıyorsa bunu nasıl belirleyeceksiniz? Pek fazla orada uygulanma olanağı da yok. Ama dediğim gibi ortakla ilişkili kişiden borç alarak sermaye artırımına katılıyorsanız orada hülle vardır denilebilir. O zaman bakanlık o noktada haklı olabilir. Nakdi sermaye dışında ise senedi tahvil veya bono gibi kıymetler konuluyorsa bu da olmaz diyor. Bilanço içi kalemleri birbiri içine mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları. Burada da soru işaretleri var. Şirket ortağın şirketten alacağını sermaye eklemesini niçin nakdi sermaye artışı kabul etmiyoruz? Bunu da anlamak mümkün değil. Kanunda bu konuda sınırlandırıcı hiçbir düşünce olmadığı gibi Maliye Bakanlığı bu genel tebliği taslağını taslak olarak web sayfasında yayınlarken orada kabul ediyordu. Kanun değişmedi ama o taslak ne hikmetse genel tebliğe dönüşürken kabul edilmez diye çıktı. Dolayısıyla her iki görüşte doğru olabileceğine göre bence ortağın sermaye
ortağın şirketten olan alacaklarının sermaye eklenmesine de, ki tabii yalnız burada şu var, ortak şirkete nakit olarak borç vermiş olması koşuluyla, yoksa ortağın cari hesaptan şirkete sattığı maldan dolayı alacağı varsa o mutlaka tabii ki burada söz konusu olamaz, ama ben şirketime nakit olarak borç verdiysem, şirketten bu alacağımı da 3 ay sonra hadi vazgeçtim ekleyin sermaye diyorsam, niye bu teşvikten yararlanamayayım? Herhangi bir yasal engel de yoktur. Ama illa garantili yapalım, ben gece rahat uyuyayım diyorsanız, ihtirazi kayıtla beyanname verip dava açarsınız. Zaten bu konuda açılmış 3-4 tane davada bildiğim kadarıyla var. Ticari krediler faiz oranıyla çarpacağız dedik. Bu zaten burada konuşacak bir şey yok. Bunu Merkez Bankası belirliyor ve açıklıyor. İşte 2018 için oran 27,04. İndirim oranları Bakanlar Kurulu kararıyla, kanun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu kararlarıyla farklılaştırıldı. Farklılaşan haller var. Örneğin halka açık şirketlerde halka açıklık oranına göre farklı bir indirim oranı getirildi. İşte efendim, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesislerinde makine ve teçhizat yatırımlarında kullanıyorsanız %75 denildi. Bunu nasıl saptayacaksınız? Orası bir muamma. Çünkü bunu ayırmak her zaman o kadar birçok işletmede pek fazla kolay değil. Tabii bu arada bunları o kadar ayırmak birbirinden kolay olmadığı gibi çok da sıkıntılı ve sorunlu nokta var. Örneğin ben kar dağıttım, 3 gün sonra ortağa parayı verdim, 3 gün sonra sermaye artırımı yaptım. Nakdi sermaye artırımında bu faiz teşvikinden yararlanabilecek miyim? Bence yararlanırsınız ama idari anlayışta o noktada soru işareti var. Veyahut da sermaye artışı yaptım, 3 gün sonra kar dağıttım. Burada hülle denilecek midir? Bunlar ticaret kanununa göre yapılabilecek olası yasal işlemlerdir. Burada da idari anlayış içerisinde ben sorun olduğunu görüyorum. Yani idarenin nasıl bir tepki vereceğini, ama şu ana kadar mukteza bazında bir görüş açıklanmış değil bildiğim kadarıyla. Sadece bizim kişisel görüşme ve sohbetlerimizde ortaya çıkan sorunlar olarak bahsediyorum. Kanun slide'da var zaten. Hani slide'ları herhalde zaten web sayfası da koyuyor, o da orada görürsünüz. Bir takım hallerde indirim oranını sıfır olarak kabul etmiş. Sıfır olarak kabul etmenin dışında süre sorunumuz da var. Sürede sermaye arttırımında, sermaye artışı yapıyorsak, sermaye arttırımında paranın şirkete girdiği tarih önem taşımıyor. Eğer tescil tarihinden önce para şirkete girdiyse, örneğin sermaye artırımında avans olarak aldıysak, bunun hiçbir önemi yok. Tescil tarihi önemli. Hayır, tescil tarihinden sonra apel ödemeleri söz konusuysa, taahhüt edilen sermayenin taksitlerinin ödenmesi söz konusuysa, bu takdirde tescil tarihi önemli değil. Tamamen paranın şirketin banka hesaplarına yatma tarihi önemli. Evet, kurum kazancından indirim yapacağız dedik. Dolayısıyla bu indirimi her yıl yapabiliriz. Yeter ki o nakit şirketin içerisinde dursun. Geçici vergi dönemlerinde yapabilir miyiz bu faiz indirimini? Nakit sermaye arttırım üzerindeki faiz indirimini yapamazsınız. Sadece 4. geçici vergi döneminde yapılabileceği genel tebliğle kabul edilmiş durumda. Peki kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanamadığın bir tutar olursa bunu da ertesi seneye devredebilirsiniz. Ertesi sene, bu sene yararlanamadığınız bu nakit sermaye üzerinde faiz indiriminden izleyen yıl yararlanabilirsiniz. Ha, burada da uygulama mükellef lehine olduğu için endeksleme yapamazsınız. Enflasyon önemli değil, aynı rakamı düşeceksiniz. Sermaye avanslarına geldiğiniz zaman, sermaye avansları diyor ki genel tebliği, diğer sermaye yedekleri hesabına önce alacaksınız. Sonra da o yılın sonuna kadar diyor sermaye ekleyeceksiniz diyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ama bunlar nereden çıkıyor, nerede yazıyor bilmiyorum. Kanunda falan yok böyle şeyler. Maliye Bakanlığı genel tebliğiyle bunları getirmiş. Niye ben önce bir başka hesaba kaydetsem de oradan hiç diğer sermaye yedeklerini almadan sermaye eklesem ne olur? Hiç, muhasebenin şekli
kuralları onlar. Muhasebeye göre biz vergi hukukunu dizayn edemeyiz ki. Dolayısıyla diğer sermaye yedeklerine ekleme zorunluluğu hesabına illa ve illa almış olma zorunluluğu bence genel tebliğin söylemi dışında o, gerekmediği gibi yıl sonuna kadar da tescil edilmesi. E peki ben sermaye avansını 30 Kasım'da 30 Aralık'ta aldıysam ne olacak? Bir günde mi sermaye arttırımı yapacağım? Veyahut da 30 Kasım'da aldıysam halka açık şirketsem benim öyle zırt diye genel kurul yapmam mümkün değil ki ilanlarımı vereceğim, SPK'ya bildireceğim, oradan yazı alacağım, buradan bilmem ne alacağım. Dolayısıyla peki bu yıl sonuna kadar sermayeye eklenmiş olması şartı nereden çıkıyor? O da meçhul. Birileri yazmış genel tebliğe. Örneğin bir şirkette ben 3 yıl sonra yaptım sermaye arttırımını. Danıştay'da pekala olur dedi. Neden? Çünkü ben sermaye arttırımı için genel kurulu topladım. Oradan sermaye arttırımı kararını çıkarttım. Her şey usulüne gidiyor canavar gibi. %12 pay sahibi gitti ticaret mahkemesine dava açtı. Sermaye arttırımının iptali için. Tak verdi tedbir kararını ticaret mahkemesi. 3 sene boyunca ben sermaye arttırımını tescil ettiremedim. Ne olacak? Yine ben pekala bundan yararlanabilirdim. Çünkü mevzuatımızın hiçbir yerinde bir yıl sonuna kadar sermaye arttırımı tamamlayıp sermaye avansını ekleyeceksiniz diye bir şey söz konusu değil. Bir tek yerde vardı. O da 2008'de Merkez Bankası genelgesinde yurt dışından gelen yabancı sermaye ile ilgili vardı. O da zaten 2008'de kaldırıldı. Şimdi sonuncu üzerinde biraz durmak istiyorum. Diyor ki sonraki dönemlerde eğer diyor sermaye azaltımı yaparsanız nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplanmasında alınmayacaktır. Bunu söylüyor bakanlık da ben bunu şöyle anlıyorum. Nakdi sermaye artışının nakden azaltılan sermaye tutarı kadar dikkate alınmaması lazım. Ben aynı sermaye konan bir gayrimenkulü dışarıya çıkartıyorsam onun burada etkili olmaması gerekir. Tabii burayı ben zaten çözebilmiş de değilim. Çünkü neden? Ben özellikle atıyorum eski yıllarda yeniden değerleme fonunu sermaye eklediysem, enflasyon düzeltmesi olumlu farklarını sermaye eklediysem, nakdi sermaye artırımından da yararlanıyorsam, sonra da sermaye azaltımı yapıyorsam veya işletme tasfiyeye girdiyse bir inceleme elemanı geliyor diyor ki efendim diyor siz diyor artık bu sermaye artırımındaki teşvikten yararlanamazsınız. Niye? Sermaye azaltımı yapmışsınız. Nakit olarak koyduğunuz kısmı azalttığınızı kabul ediyorum diyor. Bir başka inceleme elemanı da geliyor ki yok canım onu boş verin diyor olur mu? Siz enflasyon düzeltmesi olumlu farkları dağıttınız bana stopaj vereceksiniz diyor. Önce buranın belirlenmesi lazım. Bu konuda bir belirlemeyi içeren bir taslak Maliye Bakanlığı'nın web sayfasında konuldu ama o taslak yaklaşık 2 senedir genel tebliğe dönüşmedi. Soruyoruz hani yani nedir uygulama nasıl olacak ne yapacağız bu genel tebliğ taslağının akıbeti biz onu geri çektik diyorlar. İyi geri çektiniz ama web sayfasında hala duruyor. İnceleme elemanlarının çantasında o genel tebliğ taslağı hala geziyor. Nasıl geri çekmedir onu da bilmiyorum. Yani bu konudaki bir belirsizlik var ve bu belirsizliği idarenin bir genel tebliğ bazında herhalde açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Evet bir de tevsik etmeniz gerekiyor. Belgeleri kurumlar vergisi beyannamesine eklemeniz gerekiyor. Eklemezseniz ne olur? Sayın Ak açıkladılar zaten. Hani biz hayır yararlanamazsınız tevsik zorunluluğu yerine getirmediniz demiyoruz dediler. Usulsüzlük cezasıyla 15 günlük süre verip bu belgelerin getirilmesini istiyoruz dediler. Doğru ve yerinde bir uygulama. Birkaç tane örnek yaptım ama onları zaten şeyden bakarsınız web sayfasından. Ben de genel tebliğden arakladım zaten. Zamandan geçiyorum. Evet. Uyumlu mükelleflere vergi indirimine geldiğim zaman Sayın Başkanım herhalde suratım iyi. Evet uyumlu mükelleflere vergi indirimine geldiğimiz zaman yani düzenli mükellefler diye geçiyorum ben ama benim size önerim siz dürüst olun mutlaka beyannamenizi tam verin mali tabloları doğru hazırlayın nasıl olsa bir inceleme elemanı gelip matrah farkı bulacaktır. Yani o kadar fazla önemi yoktur. Ha o hiç fazla da kafanıza takmayın stres yaratmayın bazı mali müşavir veya muhasebeci hani kalp krizi geçirdiği falan söyleniyor. Gerek yok nasıl olsa bir af kanunu çıkacaktır. Dolayısıyla yani bunun çok fazla bir anlamı yoktur.
Şimdi arada bir af çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum ama bütün Türkiye 2023 Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü affına endekslenmiş vaziyette. Herkes onu bekliyor. 50. yılda çıkarttık biliyorsunuz. 100'e daha büyüğü yakışır çünkü. Evet. Mevzuattaki yeri işte 121. maddesinde vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi tanımlanmış unsurları, koşulları burada var. Kısaca nedir? Eğer diyor siz bütün beyannamelerinizi verdiyseniz, ben sizin gelir veya kurumlar vergisine tabii bütün beyannamelerine çıkan vergileri de ödediyseniz, ben diyor sizin verginizde belli bir miktar indirim yapacağım. Şimdi ne kadar indirim yapacağım? %5 oranında indirim yapacağım. Ama indirdiğiniz bu tutarda 1 milyon lirayı geçmeyecektir diyor. Kimler yararlanabilir? Yine aynı nakit sermaye artırımı ile ilgili aynı laf burada da var. Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenlerle sigorta ve reasyonans şirketleri hariç bütün kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilirler. Şartlar nelerdir? İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yılla bu yıldan önceki son 2 yıla yani 2018'i verdiğimize göre 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin beyannamelerinde kanuni süresinde ödenmiş olması ve bu beyannamelerden doğan sanıyorum o tarihte 10 lirayı geçen bir vergi borcunuzun bulunmaması gerekiyor. Ama 1 Ocak'tan itibaren de bu rakam 250 liraya çıktı. Dolayısıyla yani beyannamesi matrahsız veya zararlı olup da damga vergisini yatırmayı ihmal edenler 250 lira olarak üzerinden konuşuyorum. 1 Ocak'tan sonrası için biraz daha rahatlar. Bunun dışında bir diğer şart 2018 yani son yılla ondan önceki 2 yıl için bir ikmalen veya resen tarhiyata muhatap olmamış olmak gerekiyor. Ve yine 1000 liranın üzerindeki bir vergi borcunun bulunmaması gerekiyor ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 4 takvim yılında yani önceki 4 takvim yılında vergi usulü kanunu 359. maddesine göre bir fiilin işlenmemiş olması gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz burada fiilin işlenmemiş olması denildiğine göre bir mükellefin bu fiili işleyip işlemediğine kim karar verebilir? Bir tek kurum ceza mahkemesi hakimi. Dolayısıyla bu şartlardan yararlanmak açısından bakarsanız eğer bu şartlar yerine getirip de indirimden yararlanmış bir mükellefle ilgili 359'dan rapor yazılırsa kendisinden bu indirim dolayısıyla ödemediği vergi ancak raporun ceza mahkemesi hakimi tarafından vergi suçu raporunun kabul görmesi halinde işlem yapılabilir. Yoksa idarenin rapor yazmasıyla birlikte burada indirimden yararlanma hakkını kaybetmiş olmazsınız. Evet, indirim tutarı ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. İndiremediğiniz kısım ne olur? Diğer vergi borçlarınızdan bir yıl içerisinde mahsup edilir. Oradan da indiremiyorsanız yapacak pek fazla bir şey söz konusu değil. Şimdi burada idari anlayışı ifade eden birkaç tane özelge söz konusu. Onlara da değinmek istiyorum. Birinci olarak diyor ki işte hani ihracatta veya ÖTV'de ihracatla ilgili olarak KDV'de tecil olaylarında olduğu gibi daha önce beyannameden çıkan verginiz eğer tecil edilmiş ise bu serbest bölgelerle ilgili ücret istisnasında da karşımıza çıkıyor. Tecil edilmişse, tecil şartları daha sonra gerçekleştirilemezse bu takdirde tecil şartlarının gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte 15 gün içinde vergi borçlarını öderseniz o beyannameden doğan vergi borcunu idare süresinde ödenmiş olarak kabul ediyor. Adi ortaklığın borçlarından dolayı müteselsiz sorumlu olması dolayısıyla ortakların diyor ki vergiye uyumlu mükellef kabul edilebilmesi için bütün ortaklar açısından koşulların oluşması gerekir. Ha bu arada matrah arttırımı yaptıysanız matrah arttırımından da doğan vergilerin süresinde ödenmiş olması gereğini
arıyor idare, bir diğer idari anlayışta. Yine bir diğer idari anlayışta da diyor ki, eğer siz hani içinde bulunduğunuz yıl veya önceki iki yılla ilgili olarak size ikmalen veya resen tahriyat yapıldığı takdirde, eğer diyor siz af kanunlarına yararlanarak o tahriyatlardan doğan borçlarını öderseniz, af kanununa yararlanmış olmanız sizin koşulları ihlal etmediğiniz anlamına gelmez. Yine indirimden yararlanamazsınız diyor. Doğru ve yerinde bir görüş. Neden? Çünkü bizim çıkan vergi af kanunları genel af kanunu niteliğinde değil, özel af kanunu niteliğindedir. Biliyorsunuz genel af kanunu fiili suç olmaktan çıkaran, buna karşılık özel af kanunu fiili suç olmaktan çıkartmayıp sadece cezayı kaldıran kanunlardır. Bizim af kanunları da bu ayrıma göre tamamen şeydir. Yani özel af kanunu niteliğindedir. Eğer şartları ihlal ederseniz indirim dolayısıyla ödenmemiş olan vergi, vergi ziyağı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte alınacaktır. Ve yine burada bir önemli husus da şudur. Bu yıl ve önceki iki yıl her şeyi süresinde yapmış olmanız lazım. Ama idare diyor ki önceki iki yıl ve bu yıl meselesi bu süre içerisinde, ben diyor bir ikmalen veya resen tahriyat yaparsam sizin aleyhinize, şartları ihlal ettiğinizi kabul ederim. Dürüst olmadığınızı kabul ederim. İyi güzel, ama o zaman da burada şu çelişki ortaya çıkıyor. Siz diyorsunuz ki bana, sen bu yıla ve önceki iki yıla bak. Her şeyi dürüstse yararlan. Ama ben bu süre içinde gelirsem, 5 sene geriye doğru resen veya ikmalen tahriyat yaparsam zaman aşımı süresi içerisinde yararlanamazsınız diyorsunuz. Bunun bir kere uyumlu hale getirilmesi lazım bu sürenin. Yani idare sizin son 5 senenize bakarak karar verecek, ama siz son 2 seneye göre karar vereceksiniz. Dolayısıyla daha önceki 2 senenin dışında kalan zaman aşımı süresi 3 yılla ilgili olarak yapılacak ihmalen ve resen tahriyatlarında burada kapsam dışında kalması gerekir. Bir de bu genel tebliğ veya kanunu kim yazdı bilmiyorum, ama orada da diyor ki eğer diyor ikmalen veya resen tahriyat yapılırsa ve siz diyor beyannamenizi verene kadar, şimdi son 2 yıl dediğimize göre en son ne zaman olabilir? Atıyorum 2017'de bir tahriyat bana yapılmış olabilir. 2018 beyannamesini verene kadar, yani 30 Nisan 2019'a kadar 2 yıl içinde, hadi şeyi anladım, uzlaşmaya gidersiniz sıfırlanırsa kabul, o zaman yine yararlanırsınız diyor. Ama diyor dava açarsanız 2 yıl içerisinde davanın bitip yargı kararının kesinleşmiş olması koşulunu ararım diyor. Yani bunu yazan arkadaşımız herhalde vergi mahkemesi var, istinafı var, danıştayı var. Bir vergi davasının 1,5-2 yılda bitmeyeceğinin pek farkında değil herhalde. Bugün bir vergi davası ortalama 8 ila 10 yıl arasında bitmektedir. O nedenle kanunun veya genel tebliğin o koşulunun nasıl yerine getirileceğini de anlamak pek fazla mümkün değildir. Çok hızlı konuştum. Umarım anlaşılabilir olmuş ve derdimi anlatabilmişimdir. Beni saygıyla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, oturumumuzu 15 dakika ara veriyoruz. Aradan sonra soru ve cevap bölümünde görüşmek dileğiyle.